Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bin Spor stüdyolarına 28 Aralık Salı günündeyiz. Her zaman olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikteyiz ve sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? Abi, iyi teşekkür ]iniz. ederim. Siz? İyiyiz bizler de çok teşekkürler. Dün akşama döneceğiz. Malumunuz dün akşam oynanan iki karşılaşmayla birlikte Sport Toto Süper Lig'in ilk yarısını da tamamlamış olduk değerli izleyenler. Maçları konuşacağız. Ondan sonra da ilk yarıya şöyle bir göz atacağız. Ayrıntılarıyla önümüzdeki günlerde yine ilk yarının analizini ekranlarınıza getireceğiz programımız içerisinde. Ama bugünün ilk başlığı Dert Lasman. Yani deplasmandan bir e, benzetme, bir gönderme yapmış e, Foto Maç gazetesi. Dert Lasman diyor. Konya Spor'a da yenilen Beşiktaş deplasmandaki kötü gidişatını sürdürdü. Önder Karabeli ile 3 maçta 7 puan toplayan Beşiktaş'ı Konya durdurdu. Evinde 15 maçtır bileği bükülmeyen rakibi karşısında bulduğu fırsatlarda a, e, Fırsatlarda 6 kurtarışla duvar ören, kaleci Şehiç'i aşamayan Kartal bir kez de direğe takıldı. Aynı pozisyonda iki kez direğe takıldı. Onu söyleyelim. Önce Raşit Gezal 6 pasın önünden vurdu. Sol direkten döndü. Dönen topa kafa vurdu. Bu sefer sağ direkten dışarıya çıktı. İlginç bir andı. Aynı e, atakta iki kez direğe takıldı. 59'da Gezal'ın harika şutu üst direkten geri dönünce kader ağlarını örmeye başladı. Kartal 90'da Ahmet Hasan'ın attığı golle yine bir dış saha maçından eli boş döndü. Konya ise aldığı galibiyetle lider Trabzon'u takibe devam etti. Maçı neyse uzatmayayım birazdan konuşacağız zaten tüm ayrıntılarıyla. Önce başlıklarımızı bitirelim. Akşam gazetesi Konyal'ım yürü. Burada da bir Türkiye gönderme var değil mi? Siyah beyazlılar Konyaspor'u Ahmet golüyle mağlup oldu. Ev sahibi lider Trabzonspor'la aradaki farkı 7'ye indirdi. Kara Kartalsa Önder Karabeli ile ilk kez kaybetti ve 2021 yılına yenilgiyle veda etti. Umut Meraş dün özel bir maskeyle oynadı. Sağ bekle oynadı biliyorsunuz. Abdülkerim Bardakçı 100. kez Konya Spor formasıyla maça çıktı. Beşiktaş ilk yarılarda en fazla şut çektiği maçı oynadı. Raşit Gezal'ın 60'taki şutu direkte patladı. Bu şey kaçmış mı acaba ya? Ya da ben mi yanlış görüyorum hatırlıyorum. E, o direkten dönen topa kafayla vurdu. Sağ direkten tek auta gitti. İki tane direk oldu yani orada. Ben de öyle hatırlıyorum. Bakarız şimdi. Beşiktaş böyle oynamaz. Beşiktaş teknik sorumlusu Önder Karaveli oyunu eleştirdi ve kazanmayı belki hak etmedik. Beşiktaş'ın oyunu bundan daha güçlü olmalı. Bu oyunu geliştirmeliyiz dedi ama şimdi tabii burada aralıklarla yazmış gazete. Ee, tam olarak böyle söylemedi hoca. Bakayım altta detayda vermiş mi? Konyaspor'u kutlarım. Genele bakarsak kazanmayı belki hak etmedik ama kaybetmeyi de hak etmedik. Konyaspor'a bildiği oyunu oynatmak istedik. Özür dilerim. Bir e, Konyaspor'a bildiği oyunu oynatmamak istedik. Biz de pozisyonlar bulduk. Beşiktaş'ın oyunu bundan daha güçlü olmalı. Yoğun maç trafiği bahane değil ama iki takımda da yorgunluk vardı. Fazla da rotasyon yapamayınca oyunculardaki yorgunluk daha da ön plana çıkıyor. E, 90'da Bitiremediğimiz bir atak kalabalık olmamıza rağmen bize gol olarak döndü. Daha organize ataklar yapıp son vuruşlarda başarılı olsaydık kazanabilirdik. Ancak bu oyun ve atak sayısı Beşiktaş için yeterli değil. Bu oyunu değiştirmeliyiz, geliştirmeliyiz sözlerini Önder Hoca'nın gazete tam olarak okumuş olduk. Başlıktaki gibi değildi yani. Bir sonraki sayfa nereden geliyor? Ee, Posta gazetesinden Kartal 90'da yıkıldı. Konya kalecisi Şehiç'i bir türlü geçemeyen Beşiktaş son dakika golüyle üzüntü yaşadı. Son 3 maçında 7, tuan, 7 puan toplayan Beşiktaş sayısız fırsatları kaçırdığı Konya deplasmanında şoku yaşadı. 90'da Ahmet Aslan'ın golüyle yıkılan siyah beyazlar Önder Karaveli yönetiminde ilk yenilgisini aldı. İlhan Palut tarihe geçti. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut ilk yarılar. Sonunda en fazla puan toplayan teknik direktörü oldu Konya Spor'un. Yine Önder Hoca'nın bu oyun yeterli değil sözleri başlığa çıkarılmış bu sayfada da. Fanatik gazetesi. Yeterli değiliz Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli. Maçtan sonra çarpıcı ifadeler kullandı. Az önce de okumuştum sizlere. Hücumda biraz daha fazla çoğalabilseydik, biraz daha organize olup bulduğumuz pozisyonlarda doğru vuruşu yapabilseydik golü atardık. Ama yeterli değiliz. Beşiktaş bundan çok daha iyi oynayıp çok daha fazla pozisyon bulup goller atmalı. Bu oyunu geliştirmemiz gerekiyor sözleri aktı alırken altta da İlhan Palut 2 nokta üst üste. Konya Spor'un hocası İlhan Palut, yukarıda kalmak bir irade karakter meselesi. Bu sezonu Konya Spor için fırsat sezonu olarak görüyorum dedi. Başlık altında görmüş bu sözlerini. Devam ediyorum. Kişisel başarılar insanı mutlu ediyor ama daha da önemlisi takımımızın ilk yarıyı bitirdiği konum. Yukarıda kalmak bir irade, karakter meselesi. Mücadeleyi sürdürmek gerek. Oyuncularımız bunu 19 hafta taşıdılar. Futbolda dengelerin çabuk değiştiği bir oyun. Ciddiyetimizi, mücadele azmimizi korumalıyız. Bu sezon Konya Spor için fırsat sezonu olarak görüyorum. Bir şeyleri başarmadık, başarma yolundayız. Futbolcuların fikir birliği, amaç birliği çok önemli. Ben oyuncularıma güveniyorum. Maçlardaki görevlendirdiğim zaman bunu yerine getireceklerini biliyorum oyuncularla köprüyü kurduk. İlk yarıyı da istediğimiz yerde bitirdik sözlerini İlhan Hoca'nın, İlhan Palut'un fanatik gazetesi okuyucusuna aktarmış. Şimdi Uğur Bey, İlhan Palut'un sözlerinden kendisi diyor ki yukarıda kalmak irade meselesi, karakter meselesi ki herhalde bu durumu en Kısa şekilde özetleyen cümlelerden bir tanesi bu çünkü e, asıl mesele o standardı yakalayabilmek. Asıl mesele e, standardın ya da ortalamanın üzerinde aynı standardı genele yayabilmek. Böyle saman alevi gibi parlamalar görebiliyoruz zaman zaman ama Konya bunu, Konya Spor bunu net bir şekilde İlhan Hoca yönetiminde kadrosu ile yönetimiyle vesairesiyle başarmış gibi görünüyor ilk yarı itibariyle. İkinci sırada dün akşamki karşılaşma bu ayrı dün akşamki karşılaşmaya gelecek olursak ben Önder Karaveli gibi düşünüyorum. Yani Önder Hoca dedi ya kazanamadık belki ama kaybetmeyi de özür dilerim. Kazanmayı hak etmedik belki ama kaybetmeyi de hak etmedik düzeyinde. Her iki maçında, işte her iki tarafında kazanmaya zaman zaman yaklaştığı, Her iki takımın da pozisyon bulduğu keyifli güzel bir karşılaşmaydı diyebiliriz herhalde. O, oyunun sertliğini ayrıca konuşacağız tahmin ediyorum. Maçın hakkı beraberlikte evet. Çok çok öz bir şekilde ifade etmek gerekirse ama. Ee, i̇ki pencereden de bakmak Buyurun. lazım hadiseye. Beşiktaş ne kadar deplasmanda deplasman performanslarıyla hayal kırıklığı yaratmış daha çok bir iç sağ takımıysa çünkü iyi bir stadyum var. iyi bir seyircisi var. Topa bağımlı bir oyunu var. Topluyken etkili, topsuzken sıradanlaşan bir takım. Sergen Yalçın döneminden biri böyle. Bu da biraz tabii iç sağ e, ihtiyacı yani. doğuran, iç sağ performanslarını daha yüksek puanla buluşturan bir düzene Konya Spor da öyle. Şu anda Süper Lig'de iç saha puan tablosu lideri kim? Beşiktaş mı? Hayır Konya Spor. Konya Spor. Çünkü Konya Spor'un da iyi bir stadı var. Yeni statları ve e, çok iyi bir taraftar toplu var. Anadolu'nun en iyi taraftar topluluktan bir tanesi. Onlar da topu seviyorlar. Onlar da toplayılar. Onlar da topsuz harika değiller. İyi bir kalecileri, iyi stoperleri var. Dün oynamayan Ahmet de dahil, Adil, Abdülkerim iyi stoperleri var. Ama pozisyon veren bir takım Konya. Yani Konya'nın yolu diğer Anadolu takımlarının yoluna benzemiyor. Alanya'nın yoluna, Hatay'ın yoluna benzemiyor. Konya'nın yolu farklı. Konya adı konmamış bir İstanbul büyüğü gibi oynuyor. ilk yarı itibariyle. Dolayısıyla dünkü e, müsabakayı analiz ederken, değerlendirirken tek taraftan değil, diğer taraftan da bakmak lazım. Konya zaten sezon boyunca bir on, bunu oynadı. Konya Galatasaray maçı İstanbul'daydı. Konya Galatasaray'a sahayı dar etti. Galatasaray bir gol attı ama onun dışında bir daha top göremedi. Dün akşam Konya'nın oyunu biraz daha farklıydı. Her zamankinden biraz daha farklı. Çok farklı değildi. Beşiktaş'a özel bir oyundu. Gibi. Diyemem. Peki. İstatistikler ne? %54'e 46. Değil evet. mi toplu oynama? %54'e 46. Beşiktaş'tı. Yani 13 topun 7'si Beşiktaş 6'sı Konya demek. Gibi, evet. O kadar büyük bir fark değil yani. 13 topta 7-6. Şutlar 12-12 değil mi? 12, 12 15. 5 12 Konya atmış. İki takım da toplayı, iki takım da top kendisi olduğunda, kendisinde olduğunda pozisyon yarattı. Doğru. Ama top kendilerinde olmadığında rahat pozisyon veren iki takım. Yani Beşiktaş belki bir tık daha daha fazla pozisyon yaratmış olabilir ama yani Konyaspor kontratak futbolu oynadı diyebilecek bir tablo asla yok. Yani Konyaspor, Spor, Alanya Spor gibi veya Hatay Spor gibi veya işte kim bu işi iyi beceriyor, Kayseri iyi beceriyor. Onlar gibi futbol oynamadı bana sorarsan Mihalak insanların belki ayarlarını biraz bozmuş olabilir. Mihalak'ın driblingleri. Onlara şunu hatırlatayım Mihalak Konya'nın ilk 11 oyuncusu değil. Serdar Gürler o. yoktu. Serdar Gürler olmadığı için dün Mihalak oynadı. Normalde Konya'nın iki ideal iki kanat oyuncusu Serdar Gürler ve Bütici, Zümer Bütici. İkisi de ayağına mahir oyuncular. İkisi de set hücumuna set hücumuna da uygun. Evet. Belki orta uzun mesafe koşucu özellikleri de var ama set hücumuna da uygun oyuncular. Orta sahasına bakarsan Konya'nın sezon boyunca Soner'le Hacı Ahmetovic oynamış. İkisi de son derece yetenekli oyuncular. Hiçbiri ön libero tabir edebileceğim bir oyuncu. Ya Konya'nın beklerine bak. Skubić ve Gilerme. Türkiye'de büyükler dahil. Trabzonspor lider Trabzonspor dahil. Skubic ve Gilerme kadar hücumcu bek oynatan bir takım var mı? Sadece hücumcu demek belki haksızlık olacak. Oyun kurucu aynı zamanda. Evet aynı zamanda oyun kurucu. Eksik yani orta saha eksik kalacak yani. Orta saha oynatabileceğin kalite ve önde oynatabileceğin kalite. Trabzon dahil, lider Trabzon dahil. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı dahil. Belki Rozi Rıdvan'ı rakip olarak yazabilirsin onlara. Hücuma yaptıkları katkı standardı anlamında. Skubic gilerme. Beşiktaş dün akşam çok aradı. Çok aradı. Dolayısıyla Konya Spor dün farklı bir oynandı. Çok ezbere özet izleyip konuşulmuş ya da Konya Spor sezon boyunca izlenmemişse böyle değerlendirilir. Konya Spor'un oyunu hiçbir zaman böyle olmadı. Ha örnek veriyordum. Galatasaray'a Saydar etti. Fenerbahçe'yi maç boyunca üstün oynayarak yendi yani. 2-0 yaptı 2-1'e geldi maç. Maç boyunca üstünü sürdürdü. Hiç vites küçültmedi. Trabzon'u sezon boyunca en fazla zorlayan takım Konya'ydı. Maç 2-2 bitti ama saçma sapan bir kendi kalesine golle. Birbirlerine çarptırdı Konyalı oyuncular. Ki daha fazlasını Sporlar atabileceği çarptı. bir maç oynadı. Konyaspor. Yani bu sezon Trabzonspor'da en zor durumlara düşüren Konya'ydı. Galatasaray Fenerbahçe maçları da öyleydi. Beşiktaş'a karşı evet o maç o maçların bir vites altında kalmış olabilir ama Serdar Gürler sadece Konya'nın değil sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi eksikti. Onun yerinde koşucu bir oyuncu vardı. Mihal Ak vardı. Biraz belki oyun standartını düşürmüş. Biraz daha belki geniş alan oyuncusu olduğu için insanları yanıltmış olabilir Mihal Ak ama Konya ve Beşiktaş benzer takımlar. Benzer bir oyun oynuyorlar topu seviyorlar. Zaten dün de top kimdeyse o pozisyon yarattı. Kimse öyle iyi savunma yaptı, çok fazla çıkardı diyebileceğin türden bir müsabaka değildi. Konyaspor sadece hücum oyuncularıyla ya da orta saha oyuncuları ile değil, Konyaspor kompakt olarak bütün oyuncularıyla hücum eden bir takım. Bütün oyuncularıyla da savunma yapan. Evet bir takım ve bunu çok iyi başarıyorlar. Empoku da gol buluyor. Abdülkerim Bardakçı da gol buluyor. Skubic de her zaman hücumun içerisinde. Gilerme her zaman hücumun içerisinde. Dolayısıyla çoğalmak dediğiniz zaman oyun anlamında bunun örneğini net bir şekilde sahaya yansıtabilen ekiplerden bir tanesi. Konya Spor ligimizde ya da kompakt oyun hem hücumda hem savunmada. Yani ligde bu sezon bulunduğu pozisyonun net bir şekilde aldığı puanlarla oynadığı oyunda <gülüyor> gösteren <gülüyor> çok yaşayın. Ha bu pozisyon işte bak arkaya geldi. E bak bu da direkten. Yok ya, direğin gidiyor. yanına değdiği için insanlar yanılttı Şurada... değil mi? direğin yan cephesine değdiği için. Bu vurdu. Kafa döndü. Şimdi bir de kafa vuruşu. Bak direkten <laughs> bu da direkten evet. gidiyor. İnsanlar aynı atakta iki tane direk, biri sol, biri sağ. Neyse, e, dün akşamki karşılaşmayla alakalı olarak her iki takım da pozisyon buldu dedik hakikaten. Konya Spor zaman zaman eğer yanılıyorsam lütfen siz düzeltin. Zaman zaman eee Özellikle Pjanic'e ve Josef de Souza'ya baskı yaptı, birebir oynadı. Beşiktaş'ın oyun kurmasını, pas yapmasını engellemeye çalıştı demeyeceğim. Büyük oranda engelledi. Önde baskı yapıyor Konya. Engelledi. Daha çıkartmamış. Ve Beşiktaş'ı zor durumlara düşürdü bu anlamda. Ancak Beşiktaş yine becerili ayaklarıyla bu baskıdan kurtulmayı ve Konyaspor Spor Kalesi'nde pozisyon bulmayı da başardı. Genel hatlarıyla bunu söyleyebiliriz. Tam tersinde yine Konyaspor'un yaptığını ifade edelim. Her iki takımda önemli pozisyonlar buldu oyuncu değişiklikleri özellikle ikinci yarıda Oğuzhan kaçta çıktı? Oğuzhan 69'da çıktı. Çıktı Can Bozdoğan girdi. Bu sabah itibariyle baktım. Ee, Oğuzhan'la alakalı olarak biraz işte kötüydü, etkisizdi önceki başlara oranla diye yazılmış ama benim gördüğüm kadarıyla piyaniş değil, Oğuzhan çıktıktan sonra Beşiktaş'ın hücum gücü biraz daha azaldı. Düştü. Yani etkisiz değildi. Şu Beşiktaş'ın ikinci, üçüncü bölgedeki Top... Sadece bu müsabaka değil. Ee, son bir ayda hak ettiği kadar sonuç alamaması ile ilgili Oğuzhan'dan bahis açtığınız için Buyur. onları rica edebilir miyim? Çünkü ikinci, üçüncü bölgede e, kayıplarda sıkça Oğuzhan vardı. Basit top Belki kayıpları. topla buluşuyor, evet. Belki sorumluluk kalıyor Ama basit tercih hataları da, sadece top kayıpları değil, basit tercih hataları da yapıyor Beşiktaş'ın tarafta. Larin Batshuayi başrolü yazabilirsin. Larin ve Batçuay da çok sıkça yapıyor ama Oğuzhan da yapıyor. Onları bir Beşiktaş'ın şu basit top kayıpları başta altında. Pozisyon dakika pozisyonu. dakika. Önce dördüncü dakika geldi değil mi dostlar? Sevgili Recep. Şimdi evet. bak seri pas trafiğiyle aslında iyi çıktılar. Oğuzhan'da top. Kaybediyor. Aslında iyi çıkılmış bir hücum. Evet. Çabuk karar veremiyor. Beşiktaş'ın alamet farikası olan bir çıkış ve Batu Şuay da çok iyi çıkarıyor oradan topu. Oğuzhan'ın bayağı alanı ve zamanı var. Rakip yetişiyor ve... Rakip yetişiyor. Devam edelim. Dakika 5. Burada şutu buldu. Ha, burada sorun yok. Burada da çok güzel hakikaten yine güzel çıktığı şeylerden bir tanesiydi Beşiktaş'ın bu değildi istediğim. Yanlış bir şey ya ben, ben yanlış söylemişim herhalde. 28'dekine bakalım. Burada De Souza'nın vücut Burada sorun yok. Çalımı ve Oğuzhan'ın top evet. Topu evet. Önüne alışı çok şıktı. Bu güzel bir hücumdu. Evet. Bir sonrakine geçtik değil mi? 28'e mi gittik dostlar? Ha burada Batshuayi kaybetti. Çok kolay kaybediyorlar. Derin de Batshuayi evet ikisi de dün akşam direkt sizin sözünüz geldi aklıma. Evet. Ee, çok rahat top kaybediyorlar. Beşiktaş bunu çok yapıyor. Şimdi bir de Oğuzhan'ın şu tercihi var. Bir de onu 65 mi? 65'te. Dakika 65. Şimdi Beşiktaş örerek geliyor. İyi geliyor. İkinci, üçüncü bölge geçişinde tercih hataları. Şimdi yine iyi geldikleri bir ucu. Savunmada kaldı. Bu mu? Yoksa devamı mı Siz var? Siz Gezal'ın Yo yo. Yo yo devamı var bak. Devamı var. Mı? Yo. yo aynı mu? bu kadar bu kadar. Anladım. Tamam bugün bir benim hatam olmuş. Ben yanlış pozisyonlar istemiş. Oğuzhan'ın soldan bir cılız şutu vardı. Tolga onu söylemişti. Dakikasını belki yanlış söylemiş olabilirim. Şöyle bakıyorum ben de notlarıma 64 diye not almışım ben. Acaba bu peş peşe mi ikisi? Boz, e, orada 52 ve 60 benim aldığım notlar. Tamam Peki ben dakikasını güzel, yanlış vermiş olabilirim. Olabilir. olabilir büyük toplamda anlatmak istediğim Beşiktaş bir süredir ön tarafta Larin ve Batuşay başta olmak üzere ama dün Oğuzhan da katıldı buna. Umut da katıldı tercih hatalarına, basit hatalara. Çok fazla basit hata yapıyor. Basit hatada atak süreklini baltalıyor. Atak süreklini baltaladığı için de çok fazla gel gitti oynanıyor Beşiktaş maçları. Sergen Yalçın dönemiyle daha doğrusu geçen sezonla bu sezon arasındaki en temel fark bu oldu. Beşiktaş geçen sezon atak sürekli vardı ve boğuyordu rakiplerini. Ve sonunda hissediyordunuz Beşiktaş bir noktada atacak. Bu sezon boğamıyor. Abu Bakar'ı arıyordu diyebilirsin. Abu Bakar evet bu anlamda hücumların verimliliğini artırmada anahtar oyuncuydu. Ama Batu Şua'yı çok basit top kaybetmeye başladı. Sanki ligi ciddiye almıyor gibi geliyor bana. Larin kontrat sezonu olduğu için mi bilmiyorum. Çok basit top kaybediyor. Oğuzhan çok basit top kaybediyor. Bu kadar basit top kaybıyla kazanamazsın maçları. Kazanırsın ama... Bir sonraki hafta sürdüremez. sürdüremezsin. Yani süreklilik olmaz. O yüzden istemiştim bunları ama bazı pozisyonları yanlış istemişim. Özür dilerim. Şimdi tabii e, dedim ya 52 ve 60'ta iki tane net pozisyonu var Beşiktaş'ın ve çok güzel hücum ettiği Onlar da iyi hücumlar. İyi hücumlar ve hepsinin içerisinde Oğuzhan var. E, hakikaten örerek geldiği ve şık paslarla kısa pas, uzun pas, yetenek, beceri hepsini sayabilirsiniz. Geldiği pozisyonlarda o yüzden söyledim. Bence e, Oğuzhan hani dün akşam top kaybetmiş olabilir ama e, sahanın Pozisyonları da var diyorsun. İyilerinden birisiydi bence Beşiktaş'ın hücum organizasyonları içerisinde. Özellikle rakibin baskı kurduğu zaman topu çıkarması ve de rakip kaleye taşınması anlamında. Çünkü e, Piyaniç ve Soğuz'a hakikaten zorlandı dün akşam e, top yapmakta. Bir diğer şey, e, madem top kayıplarından dedik, Umut Meraş'la devam edelim mi? Edelim. Beşiktaş, roziye çok aradı dedik. Aynen öyle. Karşılaşmada. Hem hücumda hem savunmada hakikaten çok aradı. Bir Özellikle, Özellikle hücumda. zaten ama Roziye'nin nasıl bir oyuncu olduğunu... Ve yokluğunda e, nasıl sıkıntı çekildiğini dün akşam zorlu bir rakip karşısında, güçlü bir ekip karşısında gördük herhalde hepimiz. Özellikle hücumda çünkü Konya iki bekiyle hücum yapıyor. Demin istediğiniz pozisyon bu işte. Evet buydu. Olsanın Bak 64. Şutlu, evet. 64 diye verdim ben. 65'i verdiniz. Şimdi burada mesele burada kötü bir şut atmak değil. Tekrar gösterebilir miyiz? Mesele burada tercih. Şimdi 3. bölgede tercih hataları ya da realist olmanın gerçekçi olmadığınız zaman... Bakın şimdi bakalım. O top oraya kolay gelmiyor yani. O top oraya yine Beşiktaş organize bir şekilde getirdi. Tamam oynatalım. Devam. Organize bir şekilde getirdi. İşte Batu Şah'ı, Larin, Oğuzhan, Pastaşlar getirdiler. Oğuzhan'a verdi topu. Öbür taraftan Gezzal de geliyor. Bak merkezde Larin bomboş. Soğuz'a geldi. Şimdi bu olmaz. Bu mesele burada şutun kötülüğü değil. Tercih. Bu tercih yapamazsın. Bir defa Oğuzhan'ın kariyerinde bu mesafeden, bak bu mesafeden diyorum daha kısa mesafeden var. Yay üzerinden falan Oğuzhan plaseyle iyi şut atan bir oyuncu. Ama uzak mesafeden sert şutu yok Oğuzhan. Oğuzhan kariyeri boyunca şutunu geliştiremedi. Bir defa Oğuzhan'ın bu mesafeden golü ya yoktur ya da böyle belki bir tane varsa bu mesafe diyorum ama. Çünkü burası 30 üzeri. 30 üzeri metre neredeyse çaprazda olduğu için. Burada tercih hatası. Anlatmak isterim. Bu ters tercih hataları yaparsan takım arkadaşlarının güvenini de kaybedersin. Ondan sonra bir sonraki pozisyonda takım arkadaşın realist olmayan bir tercih yapıyor. Ondan sonra atak sürekliğini kaybediyorsun. Burada sorun tercih. Kötü şut atması değil. O çünkü imkansız bir şut o. İmkansız niye vuruyorsun ki burada? 4-5 kişi gelmişsin. Boşta arkadaşın var. Doğru. Umut Meraş demiştik. Daha doğrusu Rozier'in yokluğu demiştik. Orada ee, sol Bek oyuncusu Umut Meral'in oynadı. dün Umut akşam. Umut'a bakalım. Be, e, maç boyunca Konya'da, İttifak Holding Konya Spor'da son derece akıllı bir stratejiyle Beşiktaş'ın sağ tarafında yüklendi, yıprattı. Giler mebeliz. Şeyde Zulay oradan Bülçüyle. geldi. Golde oradan <laughs> gelişen atakla. Şimdi Umut topu kazanıyor, çıkıyor. Pas opsiyonu özellikle sağda solda birer tane var dikkat edersen. Yanlış. Ağır kaldı ve. Yanlış opsiyon. Josep ve sağdaki Gezzal mi? Daha iyi pozisyondayken gezledi, evet. ağır kalıyor. Ondan sonra yanlış bir tercih yapıyor. Devam edelim. Şimdi devam edelim çünkü toplamında bir şey söyleyeceğim. Şimdi yine topu sağa oynayacaklar. 4 dakika sonrası. Yani 8. dakikada. Evet yine özgür bir durumda. Yine orada pas opsiyonu var. Taca attı. Hocam neyse hepsini görelim. 45 dakika hava topunu da görelim. Bu normal bir pas hatası değildi az önce yaptı. Bu cepte dursun. Şimdi izle Umut'u burada. Devam edelim. Bir soru ve son olarak da 53'te bir 50 50 oynama itirazı olan pozisyon var. Bak izle. Bak çocuk çok şaşkın fark ettin mi? Bak topu, topa nasıl vuruyor. Evet. Bir daha nasıl vurduğunu görelim. Koluyla. Burada hata değil burada anlatmak istediğim. Çocuğun o maskeyle bence sağını solunu iyi görememesi. Bak görüyor musun? Bak şimdi izle. Koordinasyonu kaybetti evet, yani. Koordinasyon sorunu var. O tacı attığı top da öyle. Bir tane geldi hani gezdal boştu 8. dakikada basit bir pas atabilecekken yani topu direkt evet. tacı attı ya. Bence çocuğun görüşüyle ilgili bu konu. Yani o maskeye ben dikkatli baktım. Ha şu karada zaten görünüyor. O maske üst taraftan gözüne çok yakın. Yani anlıyorum. Herhalde yüzünü korumak için en uygun maskeyi üretmişlerdi elbette ama çocuğun görüş açısının dün doğru olduğunu, olması gerektiği gibi olduğunu ben zannetmiyorum. Ve bu durumda bu oyuncu oynatmaktansa acaba Atiba'yı sağ bek oynatmak daha doğru olmaz mı? Dün miydi? onu konuşmuştuk. Evet. Acaba e üstelik mı? tabi maskeyle oynuyor. Değil. Bak şu hareketlere bak. Çocuk şaşkın. Bu bir sıkıntı yarattı mı acaba? Bununla alakalı Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon muydu yoksa Geçen sezon. Rüdiger değil mi? Aynen öyle. Şimdi bununla alakalı iki şey söyleyeceğim. Birincisi çok uzun zamandır maske hayatımızda var. Mesela NBA'de de çok meşhur. Tabii. Ee, örnekleri söz konusu. Ama futbol farklı. Evet Rüdiger'in evet, Porto finali, şampiyonlar finalinde oynadığı maske De Bruyne'yi sakatladı. Rüdiger'i koruyalım derken e, spor ekosistemi kalan 21 kişiyi tehlikeye attı. Çünkü o maskeyle çarpıştı. Kevin De Bruyne görmedi. De Bruyne sakatlandı. Elmacık kemiği kırıldı. Maçı terk etti. Şampiyonlar finalinde Manchester City De Bruyne'siz oynadığı gibi Euro 2020'de de de Bruyne'yi doğru düzgün izleyemedik. Tam randımanla izleyemedik. Yani Rüdiger'i biraz daha erken sahaya sürerim falan derken diğer oyuncuları tehlikeye attık. Ve nitekim de De Bruyne sakatlandı yani futbolun. Futbolu futbol yapan en önemli adam bir tanesi. Euro 2020'de Belçika doğru düzgün randıman alamadı De Bruyne'den. Ben bu maskeyle futbolu anlamıyorum. ile oynatmıyorsun, maskeyle yüzükle oynatıyorsun. Oynatmıyorsun. Yüzükle oynatmıyorsun, Kol kolyeyle oynatmıyorsun, maskeyle oynatıyorsun. Yani bunun bir mantığı olabilir mi? Kolyeyle bileklikle yüzükle oynatmama sebebin ne? Rakite Kalan 21 kişi tehlikeye atmamak yani çok da ufak risk yani kolye ne kadar zarar verebilir rakibine ya da sana ne kadar ihtimal yüzde kaç ya acayip sert materyalden yapılmış maskelerle oynuyorsun ve De oynaya çarpıştı ki futbolda çarpışma var yani futbolda çok mümkün basketbolda daha az bu ihtimal futbolda çok mümkün ve De Bruyne sakatlandı bir bir boyutu bu işin yani FIFA'nın ifabın zaten bunu gözden geçirmesi lazım bence 10 yıl sonra filan Geriye dönüp bu maskeye izinimizi şaşıracağız ya nasıl maskeye izin vermişler diye şaşıracağız. Yani bence büyük bir akıl tutulması bu. İkincisi de dün Umut'un maskesi ekstra ekstra farklıydı. Bak bunun maskesi gibi değil. Rüdiger'in maskesi yüze tam anlamıyla oturmuş. Gözle maskelerinde boşluk yok. Umut'un maskesinde boşluk var, derinlik var. Bu Rüdiger'in maskesi Phantom'un maskesini andırırken şeyin Umut'un maskesi ee, The Man in the Iron Mask neydi? Onu mu andırıyor? Demir Sen daha iyi biliyorsun. Demir adam, maskeli adam mı? Evet. Bak bu maskede gözle maske arasında boşluk Onu yok anımsak. ya da çok az. Ama Umut'un maskesine baktığın zaman maskeyle göz arasında boşluk var. Dolayısıyla bir derinlik bir görme, var. Evet. O derinlik de top yukarıdan geldiğinde, sağdan geldiğinde, çapraz bakmaya çalıştığında falan Umut'u bence çok etkiledi. Görüşünü ben, kesmiş olabilir. Kötü bir maç çıkarmış olabilir. O ayrı. Ama çocuğun görüşünde de bir sıkıntı olduğuna eminim. Ve maç içinde ben 5. dakikada bu çocuğu iyi göremiyor dedim. O tacı attı topta yani randımanını göremiyor sağa sola yukarıya aşağıya baktığında ki bir de stat ışıkları da var. Yani onu onu etkilediği kesin. Bu çocuğu bu şekilde oynatmak bence doğru değil. O da etkiledi. Beşiktaş performansı. Çok garip bir maske bu. Beşiktaş'ın doğru hücum ettiği anlar da demin konuştuk ya değerli izleyenler özellikle Önder Hoca'nın da altını çizdiği, Beşiktaş'ın Beşiktaş gibi hücum ettiği anlar da bölüm bölüm görüldü. Özellikle iki tanesini Ekrana getirmek istiyoruz. Önce 52. dakika. Ee, tabii bunun daha başı var mı? Rıdvan'ın topu kapmasından itibaren. Kaptığı an burası sağdan gelmeye yani Beşiktaş'ın solundan gelmeye çalışıyor Konya. Orada Rıdvan kesti ve burada müthiş bir pas çıkardı şeye. Ee, Batu Şua'yı. Burada Gezalı buldular. 4-5 pasta. Evet süper hocam. Hızlı bir şekilde. Şimdi Josef sağ iç Oğuzhan sol iç oynadı. İki maçları öyle oynuyorlar. Orada Rıdvan var. Zaten sol kanat oyuncusu. Evet. Larin var sol kanat oyuncusu. Oğuzhan sol iç. Oraya giriyor. Batu Şuhayi de sola yaklaşıyor. Solda bir asimetri yarattılar. Ama sağda mesela bunu pek üretemediler. Bilmiyorum. Diğeri pozisyonu pozisyon hangi kanattan? Ee, 60'ta. Bu sefer diğer tarafta. Diğer taraftan. E, Umut Meraj kesti. Topu. Burada çok güzel Yine sola arkadaşlar. gidiyor. Boş oyunun oyunu yönü değişecek herhalde. Bu işte şey. İki direkten dönen top. Yo yine soldan gelmişler dediğim gibi. Yine Batu Şahı sola deplesi olmuş. E, aynen öyle. Öyle yaptı daha çok. Beşiktaş'ın hücumlara dikkat edersen solda kalabalıklaşma. Burada şut çekecek kaleye. Batu Şahı'nın da sola yaklaşması. Dönen topu Gezzal burada şutu buldu. Önce soldan sonra kafa vuruşu sağda. İki direk. İki direk. Bak iki pozisyonda da dikkat ettiğin de Batu sola deplesi olması. Solda kalabalıklaşma. Rıdvan, Oğuzhan, Lerim, Batı orada bir asimetri yarattılar maç boyunca. Oradan ürettiler. Yine Burada yani, talihsiz. Bu bizim hani e, kaparak, topu kaparak doğru organizasyonla çıkışı göstermek adına seçtiğimiz iki pozisyonu dün akşamki karşılaşmada. 6. dakikada Oğuzhan'ın şutu, e, 37'de Batı Şua'yı'nın 6 pastan vuruşu vesaire yine bunları da ekleyebiliriz. Buna mukabil. İttifak Holding Konya Sporunda kendi bildiği oyundan hiç şaşmadı ve Mihal hakkında Serdar Güller'i aratmadığını söyleyebiliriz herhalde değil mi? Farklı oyuncular. Mihal iyi oynadı. Farklı daha da etkili oldu. Farklı oyuncular. Mihal iyi oynadı. Mihal geniş alan oyuncusu. Çok zorladı bir şey. Bugün Mihalak'ı Konya Spor dışında kalan 15 tane Anadolu takımı kalıyor. Hadi Başakşehir de katma 14. 14 tane Anadolu takımına ver. hep ilk 11'de oynatır. Oynatır doğru. Çünkü geniş alanda bir ara hatırla bir koşuda 60 metrede Rıdvan'ı geride bıraktı. 39. dakika. Kiliginin hızlı kendi, oyuncularından bir tanesi Rıdvan. Kendi ceza sahası önünde aldı topu. Öbür ceza sahasında Rıdvan'ı toz aldı. Bir Montero kesti. Kalan 14 Anadolu takımı 11'de oynatır. Konya 11'de oynatmıyor. Çünkü Konya'nın oyunu bu değil. Konya'nın oyunu Mihalak'ın oyunu değil. Mihalak'ı son bölümde kullanıyor. Burada varmış pozisyonlar. Burada var olan iki pozisyonu istesen verebilir miyiz? Hangisi? Pozisyon 2, pozisyon 5. Şeyden mi istiyorsunuz onları? Şey kağıdından. Pozisyon kağıdından. Pozisyon 2. Buradan ve verebiliyor mi? muyuz? Pozisyon kağıdı. Pozisyon 2 pozisyon 5. Dakikasını söyleyin. Dakika 10 dakika 29. Konya Spor'un savunma arkasına attığı pas. 2 tane bu. hücum. Buyurun. Evet. Şimdi bunların üretimi göreceğiz vardır herhalde. Bunların yaratılışında. Bak bu Santerford Çikaleşi bak top ayağı, ayağıyla şu anda buluşan Çikaleşi. Şimdi 29'a bakalım. Ortayı yapan kim? Çıkarış. Konya Spor'un bu. Normalde merkezde evet. olması gereken oyuncu. Maç boyunca özellikle sola ama zaman zaman da sağa. Sağa sola bu koşuları yaptı. Onun yaptığı koşullarda Soner Hacı Ahmetoviç, iki merkez oyuncusu ceza alanına koşu yaptı. Şimdi soruyorum. Dün Beşiktaş'ta Josef Piyaniç, Oğuzhan gördün mü bu koşuları yaptıklarını? Veya Batu Şahin oralara gidip onlara servis yaptığını? Josef de Soza'yı 1-2 pozisyonda, 3-4 pozisyonda sayabiliriz ama diğerlerini söylediğiniz gibi yok. Ama üretimi yok. yok. Var mı Josef'in pozisyonu? Yok. Bir tane şutu var. Josef de Souza'nın ceza sahası dışında. O doğal. Ceza sahası dışından şutu olur. ceza Bu tarz diyorum. Santrifor pozisyonu evet. yapıyor. Çikaleş'i orijinal Santrifor kanada gidiyor. Üretim yapıyor. Konya'nın merkez oyuncuları Soner Acamatovic center yapıyor içeriye. Hatay maçında Empoku da onlarla birlikteydi. Dün akşam daha farklı bir görevi vardı Empoku'nun. İki gol attı Hatay maçında evet. Empoku. Dün biraz daha ofansifti ama çok da iyi bir maç çıkaramadı. Ama evet görevi, hatırlattığınız görevi gibi Hatay defansifti. maçında Empoku evet. da yaptı. Dün akşam daha yani, tedbirli oynadı yani. Konya'nın oyununda da hafif almamak Yo, lazım. tabii ki. Hücumda özel top ayaklarında olduğunda planları var. Ve planlarında hiç fena 12-12 şutlar. Maç sonunda şutlar 12-12. 12-12. rakip cezası toplu topu oluşuyor. 26-19 değil mi? Orada da çok 19, dramatik bir fark yok. Konya buluşmuş 26 Beşiktaş. Evet Beşiktaş 26-19. Toplu oynama 54-46. Orada da çok dramatik bir Doğru. fark yok. Şutlar 12-12. Doğru. Yani çok tek taraflı bir oyun değildi. Hani şey Bol... hiç kahramanlaştı falan. Şey hiç imkansız çıkardı bir top mu var? Yok. Ya yani kahramanlaştı falan diyebileceğim bir maç. Altı pastan çok... Batu vurduğu. Kurtardıkları vardı da öyle. Üstüne geldi. Fantastik. Doğru, hani bazen Uğurcan tabii. yapıyor ya. 6 ay yapıyor bazen falan. Yani çıkmayacak bir top. Çıkmayacak bir top yoktu. Gelmedi evet. İşte Viviano bazen çıkarıyor böyle acayip. Öyle evet. bir top ben hatırlamıyorum. Çıkmayacak bir top çıkardı. Gol beklentisi 0.75 üretmiş Konya. 1.11 üretmiş. Beşiktaş tabii direkten dönen Büyük toplardı. bir fark yok. Onun içerisinde. Demek ki 1-1'miş beklenti. Gibi. Maç gol beklentisi gibi bitse 1-1 bitecekmiş ki maçında doğal hakkı bence zaten 1-1'di. Konya spor oyun disiplininden hiç vazgeçmedi. Aynen İlhan Palut'un söylediği gibi hiç kopmadı. Beşiktaş'ın da başta Roziye olmak üzere. Ha şey bir dakika onu unutmayalım dedim. Roziye'nin eksikliğini çok hissetti. Umut Meraştan bağımsız olarak oraya kimi koyarsanız koyun. Atıba'yı da koysaydınız eğer o eksikliği hissedecektiniz. Çok büyük yer tutuyor. Tabii başka Roziye, roziye yok. Beşiktaş'ın hücumunda ve Ligde de, de yok savunmasında. Ya. Başka yok, gerçekten yok. yok. Şöyle bakıyorum notlarıma. Konuşmak istediğimiz oyunla ve teknikle, taktikle başlıyor. Kornerler kaç? Kaç cornerler kaç bitti? 6 korner atmış Konya, 3 korner atmış Beşiktaş. İlk yarıda. Konya'nın 4 korneri Beşiktaş hiç atmamış. Kornerler Konya 6, Beşiktaş 3. Yani Mat sanki böyle. gazete başlıklarına ve gazete spotlarına baktığın zaman sanki Beşiktaş tek tekrar oynamış, Beşiktaş ezmiş, şey hiç kahramanlaşmış gibi bir hava vardı da Yok. Konya 6 korner atmış, Beşiktaş 3. Şutlar 12-12. İki takımı da kötü Öyle bir, bir maç çok da yani. Haksızlık etmeyelim yani. İki tane Beşiktaş veya iki tane Konya vardı sahada. Birbirlerine Aynen. benziyorlar. Top ayaklarında olduğunda tehlikeli olan, top ayaklarında olmadığında sıradan olan iki takım. Zaten ligdeki genel çizgileri de bu. Gerçekten teknik ve taktik anlamda oyuncuların daha iyisini yapmaya çalışma ve disiplinden kopmama anlamında hakikaten çok keyifli bir karşılaşmaydı. Bence de. İkisinin de doğru takviyelerle devre arası doğru takviyelerle lazım. devam edebilirler yollarına. Yani Beşiktaş taraftarı üzülmüştür e, muhtemelen ama kötü oynadığını da de bazı şeyler daha iyi yapılabilir ona hiçbir itirazım yok ama. Yani dün akşam kötüydü e, ligin ikincisiyle oynuyorsun ve orayı bileğinin hakkıyla hak eden bir takımla oynuyorsun. Kolay bir maç değildi yani. Beşiktaş devre arasında mesela bir santral alternatifi alabilir. Çünkü bu Batuşa'yı sarsmak lazım. ha Forma rekabet olur aldığı alternatif formayı kapar kapamaz bilmiyorum ama belli ki Batu şuayı tehdit edemiyor. Size neyi soracaktım? Demin heh dedim unuttum. Ee, güven girdi oyuna. Kaçta evet. girdi? 69'da girdi. Larin çıktı güven girdi. Bir etkisini görmedik. Sizce evet, neden? Larin de tehdit edemiyor kulübe. Tehditkar oyuncu alman lazım oraya. Larin e, ve, ve Batu sarsmak için. O kadar kötü için. oldu ki üst üste iki büyük evet. sakatlık. Iki Doğru uzun orada uzun bir rekabet vardı. Geçmiş olsun bir daha. Ama Batu Şahı yani tehdit edebilecek oyuncu Güven. O da tam anlamıyla tehditkar bulmuyor onu Karaveli. O kadar Çünkü da tam vermiyor. anlamıyla kanat oyuncusu. Gerçi de değil de güven biraz daha ortada <laughs> oynamak istiyor bence. Tamam. Batu Şahin'in yerini de kullansa kullanmıyor o kadar. Çok Hangi fazla dakika vermiyor. i̇ki gol birden attık. iki asist bir golle oynadığı karşılaşma. Giresun, Kayseri. 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 Ha, Giresun'da yenildi pardon. Kayseri karşılaşmasında öyle oynadılar zaten. Solda evet. kaldı Batu Şahin. Öyle Batu Şahin de ne? verimini artırdı ikili oynarken. Ama, Ama tabii o kadar boşluk vermedi şey. Bence Beşiktaş'ın devre arasında Oy. ön tarafa takviye yapması lazım. Batu Şay ve Lerin sarsılması lazım. Orada daha güçlü bir rekabet oluşması lazım. İkinci yarıda performanslarını artırmak istiyorlarsa. Teknik taktik olarak başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa tartışmalı pozisyonlarımız var. Onları da getirelim kadar şöyle bir daha bakıyorum. Getirelim. Atladığımız bir yer var mı diye. Yok hepsini. larin En son yazdığım şey Larin ve bat, şu ayı yine topun kıymetini bilemedi Uğur Melke diye yazmışım. Şimdi değerli izleyenler dün akşamdan yansıyan bazı pozisyonlar var. Özellikle Beşiktaş taraftarının e, dile getirdiği pozisyonlar. Önce sevgili reji kaç? 10. pozisyon. Yani dakika 42. Skubic ile Josef de Souza'nın çarpıştığı an. Burada e, önce hakem devam dedi değil mi? Evet. Hakem devam etti. Sonra yani bir şey yok. Dedi burada. durdurdu. Sakatlık sebebiyle durdurdu. Sonra itirazdan Vida değil mi? Sarı kart gördü bu pozisyonun devamında. Evet, Vida sarı kart görecek. Geliyor. Şimdi pozisyonun öncelikle sonra nasıl başladı bu oyun? Uğur Bey hatırlıyor musunuz? Eğer hakem doğru anladıysa hakem atışla başlatmış olmalı. Faulüdü çalmadı. Şimdi vida niye burada sarı kart gördü? Hakem diyor ki bak neden görüyorum diyor. Oradan koşarak geldin diyor. Bak şimdi gösteriyor. E şey Oradan işte koşarak orada... geldin diyor. Şey işte koşarak. Şey geldin. işte orada haklısın. Kalecinin oraya gelmemesi lazım. Hayır bu kaleci değil ki. Yani vidanın oraya ayrıca öyle tehditkar bir koşula da gelmedi. Düşük tempolu bir koşula geldi. Direkt hakemi tehdit de etmedi. Gitti medeni bir şekilde konuştu. Peki. Sözcüklerinden dolayı verdiyse tamam. Ama koşarak geldin diye verdim diyor. Ben bunun yanlış sarı kart olduğunu düşünüyorum. Koşarak geldi diye verdiyse. Mevkini bıraktın geldin diyor yani. İyi de adam stoper isterse öbür kaleye gider. Kaleci değil ki. <laughs> Doğru. Kaleciye söyleyebilir sonra kalenden koşarak geldin o yüzden veriyorum diye. Peki pozisyonda faul var mı sizce? Ben dün öyle hissetmedim ama görelim. Ben dün sanki şanssız gibi gördüm pozisyonu. Bir daha baştan rica edebilir Bir misin? daha görelim. Dün ben öyle hissetmemiştim. Eğer yanlış görmüyorsam. Eğer yanlış görmediysem. Bak vida öyle çok tehditkar bir şekilde gelmiyor. Evet öyle çok itiraz bir şekilde. Süratle falan gelmiyor yani sözcüklerinden dolayı verdiği ayrı ne söyledi bilmiyorum. Ha, biz burada kaldık sevgili Reci. Onlar ekrana vermişler. <laughs> burada, buraya bakıyoruz gelecek diye. Bakın şurada foul var mı sizce? Tamam şimdi buraya verdiler. Ha. Yani Skubic topa, şey, dokunuyor. topa müdahale yapıyor. Josef'e de çarpışıyor. joseph dokunuyor topa. Evet. Ne dersiniz? Kayıyor ayağı şeyin, Skubic'in. Sol ayağı gördüğünüz gibi <laughs> destek ayağı yerdeki aya ve hızlı bir tartış, çarpışma oluyor burada. Evet, o kayma da talihsiz. Josefe temas ettiği bölge de ayakları değil, gövdesi dikkat edersen. Dizler yok mu? Kaydı için. Göbeği geliyor Josef'in sağ evet, dizine. Kaydı için gövdesiyle temas ediyor. Verilebilirdi. Faul de verilebilirdi ama şey, kötü niyetli bir hareket değil. Topa da net bir müdahalesi var. Talihsiz ya. Sanki foul verilse daha doğru olur gibi geldi bana ama dediğimiz gibi her zaman söylediğim gibi ben hakem değilim. İyi de değilim. Talihsiz siz pozisyon. benim sanki Beşiktaş'ın foul almasına daha yakınmış gibi tabii geldi. Tabii tabii foul verilecekse pozisyon. Skubic kontrolsüz geldiği için. Bu hengame içerisinde itirazlar olduğu Bir sürü oyuncu geldi. Vida sadece sarı kart gördü. Dün akşam trio programında şöyle değerlendirildi. Bu tip Karmaşa ya da itiraz anlarında dengeyi sağlanması, hakemin sakin kalması ve dengeyi sağlaması beklenir. Her iki takımdan da itiraz var. Dolayısıyla bir sarı kart gösterilecekse iki takıma da dengeli davranması gerekirdi. Ki vidanın da mı? aynen sizin söylediğiniz Anladım gibi... Anında Konya'dan var mıydı sarı kart tak itiraz yapan? Eğer kart gösterecekse. Vidanın da çok fazla böyle itiraz gelip de sarı kart gösterecek bir şiddette, e, heyecanda değildi. Vidayı vermeyebilir de yani. Sadece vidayı, çok fazla yakınına girdi. Vidayı özel verdim girdiği. diye Konyalıya da mı vermesi lazım? Anlamadım. Yok ki Konya'dan öyle bir kart gerektiren bir hareket. Hayır, şey hiç, terk etti ya kalesin. Kale, kale. Şeyi çevirebilirsin evet. Şeyi o, çevirebilirsin. Konu, o, o, şekilde değerlendirildi. Bir Ama sonraki şey işte galiba sakat arkadaşla baktı gitti. Bir sonraki pozisyonumuz 12. pozisyon. Yani 45 artı 2. Empoku'nun Piyaniç'e müdahalesi. Yakından da göreceğiz bunu. Pozisyonu her açıdan görüntüsü var elimizde. Biraz şey bir pozisyon oldu. Siz söyleyin. Yani izlemesi de can yakıcı bir pozisyon oldu. Empoku çok üzüldü. Tabii ki bilinçle yapmadı. Bir zamanlama hatası. Ama tabanıyla net bir şekilde yaralayıcı bir hareket yaptı. Şimdi şu pozisyonu hatırlatayım size. Tottenham'lı Hönmünson böyle bir zamanlama hatasıyla yaralayıcı bir hareket yapmıştı. Ağlamıştı sağınca. Evet. Spor çok iyi hatırlar. Onunla beraber spor çok üzüldü. Ama hakem geldi kırmızı kartını gösterdi. Evet. şu zamanlama hatası. Kırmızı kart gerektiren bir hareketti. Burada da çok üzüldü Empok anlıyorum. İstemiyordu ama futbol böyle bir oyun. Bazen dikkatsizliği bazen şanssızlığı da cezalandırır. Bu kırmızı kart. Bu kırmızı. Video hakemin de davet etmesi gerekir. Ee, peki şöyle sorayım o zaman. Ayağın, daha doğrusu Empoku'nun bir sonraki açıyı görebilir miyiz? Ters açıdan e, iki oyuncunun arkasındaki açıdan görebilir miyiz? Empoku'nun topu ha, basma anında önce basıyor sonra topuk yere değiyor. Sizce bu bir fark yaratır mı? Topun Empoko'nun topunu yere değiyor olması e, şeyin güç transferinin Şiddet. şiddetini Çok... azalttı. Dolayısıyla sarı kart yeterli görüşü de var çünkü. Hocam öncelikle sporcu sağlığı bu tarz pozisyonlara müsamaha göstermeye başlarsanız e, o güç burada işte 130 Newton'dur. Başka bir pozisyonda 140 Newton'dur. 140 Newton olan yerde de bu sefer kırmızı kart gösteremez. Empoku'nun topu yere değene kadar topla oynama niyeti yok. Ve zaten basıyor bileğe. Bilek hep konuşuyoruz hassas bölgesi değil midir? Oyuncunun bilek, diz, Buralar hassas bölgeler Zaten Empoku burada toplu oynayamıyor ki. İşte yani toplu oynama niyeti. Geliyor ve rakibinin krampon bölgesi dışında bir bölgesine basıyor. Doğrudan kırmızı kart olmalıydı görüşü. Krampon bölgesinde bir yere bassan Net. gücün e, seviyesinden burada konuşalım. Krampon bölgesi dışında bölgeye basıyor. Toplu oynama şansı yok. Evet talihsiz ama bu kırmızı kart. Kırmızı kart. Ayrıca video hakemine davet etmesi gerekir. O, o zaman sürekli spor sakatlı yaşarız bunlara da müsamaha göstermeye başlarsak. Ya futbolun ruhuna aykırı Kesinlikle bu tarz pozisyonlara müsamaha göstermek. Önce futbol ve Talihsici futbolcu korumanız lazım. Iyi. Ben Höngmin son örneğini verdim. Dünyanın en talihsiz pozisyonuydu. Adam sah işte ağladı ve bütün dünyanın da en sevdiği sporcu. Ama hakem geldi üzülerek de olsa kırmızı kartı gösterdi. Yani Kuralar futbol böyle bir gelin. şey. Aynen öyle. Burada bizim de kanaatimiz doğrudan kırmızı kart gösterilmesi Esnedi çünkü bileği de dediğimiz gibi tamam e, hani izlemesi de biraz e, üzücü can yakıcı bir pozisyon oldu. Bir sonraki pozisyonumuz 21. pozisyon sevgili reji yani dakika 74. Burada Konya Ata atağı Ersin'e bir müdahalesi oldu burada. E, eğer yanlış görmediysem Ersin topu zaten şurada hakimiyetini yani, aldı. Çok net yani çok net hiç. Değil mi? Tartışması yok. Sarı kart. Bakalım. Çok net yani. Çok net yani. Geç kalmış. E, kramponunun ucuyla değil tabanıyla geliyor olsa e, kırmızı talihsizliği bile yaşayabilirdi ama bu sarı kart. Burada bir şey olmadı. Çok net bir sarı kart. Sarı kart çıkmadı. Evet. Yine dün akşamdan yansıyan son pozisyonumuz 25. pozisyon 90 artı 2. Burada Batu şansını fazlasıyla zorladı desek hata etmeyeceğiz herhalde değil mi? Şimdi topa da vuracak. Yani hadi topa vurmasını... Yo yok hayır o da protesto amaçlı. Protesto amaçlı. Kesinlikle sarıklar Şimdi bakın tartıştır. burada Adil'le Bak gördünüz mü? Dirsek dağıttı. Evet. Oyun devam etti. Sonra topa vurdu. En son ha alkıştan evet şimdi geldi kanı. Evet. Hepsi sarıken. En son alkıştan gördü. Yani sinirlendi mi? Ama sinirlensen dahi Beşiktaş'ın santraforusun yani. Bir de bayağı zaman geçti. Anlık bir öfke patlaması değil ki. Bayağı zaman geçti daha 10 saniye 20 saniye olması anlık gerekiyor. bir öfke sıçraması yaşadıysan bile o yavaş yavaş öfkenin düşmesi lazım. Düşmüyor. Hakemin üzerine topu vuruyorsun. Yetmiyor. Alkışlıyorsun. Zorluyorsun yani sarı kart görme için ki öncesinde attığın dirsek de kırmızı kart şüphesiyle belki incelenebilirdi bile. Daha çünkü topsuz oyunda arkandaki önce dirsek atıyorsun. Bak bayağı zaman geçiyor. Artık yani burada düşmen lazım. Nabzının tansiyonu düşmesi lazım. Çok daha sorumlu davranması gerekirdi. Ya bu hareket oyuncunun birçok maçta, birçok ligde davet edilebilirdi monitöre. 3 tane net sarı kartı var aynı pozisyonda. Onu anlatmaya çalışıyorum işte. Bir şekilde ligi hafife alıyor. Oyunu hafife alıyor gibi bir his veriyor bana. Ben de öyle bir acı tat bırakıyor ağzımda. O yüzden diyorum ki Beşiktaş'ın ikinci yarıda bu Batuşay ve Lerini sarsacak bir ön taraf derinliğine kavuşması lazım. Bir takviye olabilir oraya. Valla oyunu ya da ligi hafife aldığını düşünmüyorum. Sanıyorum yapmak istediklerini yapamıyor. Yapamadıkça da daha çok sinirleniyor. Tahminim o yönde. Çünkü Türkiye Türk Süper Sportoto Süper Ligi ne kadar rekabetçi ve ne kadar mücadeleci bir lig olduğunu artık görmüştür. Onun Ama şu hafta hareketler, yerde. İşte şu hareketler ya, bu kendine kızmak. Sadece tahmin ediyorum kendini kızmakla ilgili bir konu değil şu e bu, hareketler bu evet buna şu hareketler şey zorla sarı kart görmek yetmiyor devam ediyor bak hala devam ediyor. Evet devam ediyor. Hala konuşuyor, hareketler yapıyor. Uğur Bey e, bende başka şey kalmadı maçla alakalı. Pozisyon kalmadı. Bakayım aldığımız bir 2 3 4 hepsini girdik değil mi sevgili Tolga? Evet hepsini girdik. Bu e, Konya Spor İttifak Holding Konya Spor Beşiktaş maçıyla ilgili var mı eklemek istediğiniz? E, değerli izleyenler dün oynanan bir diğer karşılaşma ile birlikte dedik ya ilk yarıyı tamamladık diye Yukatel Kayseri Spor'da Demir Grup Sivas Spor'u 3-0 mağlup etti. Onun da gollerine bakabilir miyiz? Hazırda sevgili dostlar. Ee, peki o zaman. Ee, gelecek şimdi ekrana. Bir sonra, ben bu arada esnada bir sonraki başlığımı bulayım. Şöyle arkaya atmıştım. Akışımdan. Ara vermeyeceğiz Evet mi? puan durumu hemen getirelim ekranlara. Trabzonspor. Değerli izleyenler 19 haftanın sonunda 14 galibiyet, 4 beraberlik bir mağlubiyette 46 puan topladı. Dün de söylemiştik zaten. E, i̇lk yarı itibariyle en çok puan toplayan Trabzonspor oldu. E, geriye bakılan yıllarda kulüp e, tarihinde 36 gol attı Trabzonspor. Ligde şu ana kadar en çok gol atan takım kalesinde 14 gol gördü. İlk yarı itibariyle kalesinde en az gol gören takım yine Trabzonspor. E, 36 golle 32 golle de Konyaspor takip ediyor. İkinci sırada zaten 19 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyeti var. İttifak Holding Konyaspor 32 gol attı, 15 gol gördü. Yani ligde en fazla gol atan ve kalesinde en az gole izin veren iki takım birinci ve ikinci sırada. Birazdan Anadolu devrimi başlığını okuyacağız ki o başlığın altını dolduran iki performans olduğunu söyleyebiliriz. Medipol-Başakşehir te e teknik direktör değişikliğinden sonra inanılmaz bir çıkış, inanılmaz bir performans. 19 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik e özür dilerim. 10 galibiyet, 3 beraberlik 6 mağlubiyetle 33 puan üst üste galibiyetlerle 33 puanı fırladı birden. Fenerbahçe 4. sırada tamamladı. Adana Demirspor yine 32 puanla Özür dilerim Atakaş Atay Spor 32 puanda Fenerbahçe'nin ardından 4. ve 5. sırada her iki takım Adana Demirspor ilk yarıyı pozitif futbolla iyi oynamaya çalışan, her gün gelişmeye çalışan, daha iyi yapmaya çalışan bir ekip olarak ilk yarı itibariyle göze çarptı. Adana Demirspor 6. sırada bitirdi. Beşiktaş dünkü mağlubiyetin ardından 28 puanda kaldı. 7. sırada Aytemiz Alanyaspor Spor Bülent Hoca ile çok iyi bir ivme yakaladı. Üst üste galibiyetler, yenilmezlik serisi. Ama son bölümlerde, son 3-4 haftada biraz konsantrasyonun hem... Oyuncu havuzu diyebilir miyiz ona? hamle hamle Hocanın Alanya hamle şansının çok fazla olmaması, Hocam, e, yedek sporun, çok derin olmaması. Bülent Hoca geldikten sonra fix sürü hep topa sahip olmak isteyen, hep oyunu domine etmek isteyen takımlara karşıydı. Hatırlayın. Ben onu ikinci sırada söyleyecektim. Evet buyurun. Galatasaray, Doğru. Giresun topa sahip olmak istemişlerdi. Bu tarz takımlara karşı oynadı. Bu Bülent Korkmaz'ın Alanya Spor'da izlediği stratejiye çok uygundu. Çabuk geçişlerle Davidson'la işte Emrah Baba merkezi diğer tarafta Efe Can'la bunları neticeye dönüştür. Ama lig bu takımların ibaret değil. Kendi seviyesindeki takımlara karşı o geçiş oyunu ile sonuç alması mümkün değildi. İlk yarının sonunda da bence doğal seviyese, doğal hak ettiği seviyeye geldi Alanya'nın aldı puan. Yani Konya gibi çünkü domine eden, topa sahip olduğunda, baskı kurduğunda atak sürekli sağlayan bir oyunu yok Alanya'nın. Alanya biraz geçiş odaklı. Daha pragmatik bir pragmatik. oyun oynuyor Aynen öyle. Konya Spor'la kıyasladığınız zaman. Onlar da Bülent Hoca da maç sonundaki değerlendirmesinde ilk yarı için 28 puan göreve gelmemiz ve mevcut koşullar altında göreve geldiğimiz tarih ve mevcut koşullar altında iyi bir performans diye değerlendirdi ki ben de aynı fikirdeyim Bülent Hoca ile. 8. <laughs> olarak bitirdiler. Gaziantep 9. yine 28 puanda 3 takım Beşiktaş Aytemiz Alanya Spor ve Gaziantep. Galatasaray ve Babakars Fatih Karagümrük 27'şer puanda 10 ve 11. sıradalar. Demir Grup Sivas Spor Dünkü mağlubiyetin ardından 26 26 puanda kaldı. 12. Yukatel Kayseri Spor 24 puanda. 13. GZT Giresun Spor sezona çok kötü başlayıp üst üste mağlubiyet serisi yaptıktan sonra bir çıkış yakaladı. Ve son 3-4 maçta zaman zaman sallansa da o performansını iyi oynama çabasını hiç terk etmedi. Ve onlar da düşme hattından en alt, sıralardan uzaklaştılar ve ilk yarıyı 14. sırada tamamladılar. 22 puanla Fraport Tavantalya Spor Nuri Şahin yönetiminde 22 puanla 15. ilk yarı itibariyle. Bundan sonra da zor gerçekten sıkıntılar yaşayan zor durumlar yaşayan takımlar geliyor. Altay 18 puanla 16. uzun bir mağlubiyet serisi oldu. Daha doğrusu galibiyet kazanamama serisi. Çaykur Rizespor 17 puanla 17. Kasımpaşa ve Göztepe 15'er puana sahip. Ve Öznür Kablo Yeni Malatya Spor yine 15 puanda Ligin ilk yarısını en son sırada bitirdi. Yine Normalde so, son sezonda 2.1 puan civarı şampiyonluğa yetiyordu. 69 puanla Galatasaray şampiyon oldu. 34 maçta sonra 69 puanla Başakşehir şampiyon oldu. Beşiktaş 2.1-2.15 civarı yine şampiyon oldu. Bu sezon aslında Konya'nın puanı şampiyonluk puanı. Lig ikincisi Konya'nın puanı. Trabzon'un performansı çok ekstra. Trabzon'un bir ekstra performansı olmasaydı ligde aslında Konya'nın puanı süper ligde şampiyonluk için yeterli puan yani 19 maç 39 puan. İkinci yarıda bunu tekrarlasan 78-80 normalde bu lige şampiyonluk için yeter 38 maçta. Ama Trabzon öyle bir ayarları bozdu ki öyle bir ekstra performans Doğru. gösterdi ki diğerlerini çok kötü gösterdi. Onu söyleyecektim. Ee, söylediğimiz gibi Yukatel Kayseri Spor Demir Grup Sivas Spor maçının gollerini de hemen hatırlayalım. 9. dakikada Gavranoviç duran topta köşe vuruşundan. Kayseri bu duran top organizasyonlarını iyi yapan bir takım. Zaman zaman Tiam, zaman zaman Uğur geliyorlar öndere. Sivas'ın burada tekrar baştan görebilir miyiz? Adam paylaşımında Bak bir şey var mı? Hatası. Yani burada bomboş kalmış. Atış yapılırken ceza alanında görme şansımız Tam var Tam atış anında durabilir miyiz dostlar? Teşekkürler. Evet Uğur Demiroğlu'nun adamı bak geliyor oradan. Kayseri dediğiniz gibi organize hücum etmiş şeyde. Duran top. Duran toplarda Kayseri bu planları iyi yapıyor. Evet. Zaman zaman da bak Uğur'un adamı geliyor ama yetişemiyor onun kim olduğunu çözmeye çalışıyorum. Arkadan tabii çok da güzel aşırmış arkaya. Bir sonraki golümüz 17. dakika Gavranović. Gutasmış. Hem... Gutas kaçırmış. Gutas'a dönememiş Uğur, Gutas uzak kalmış. Son anda yetişememiş. Kapatmaya çalışmış ama dediğiniz gibi oradan top geçmiş oldu yani. Evet. Gavranović hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü kaydetti. Geçelim 17. dakikaya. Burada soldan Orta sahada kapılan top diyelim. Tek Çok pas'ta. Çok ekstra bir gol tabii. Evet, golü buldu. Çok ekstra yani. Hani 100 <laughs> sefer deneseniz 99'unda gol olmaz. Hem bu geçiş, hem bu orta, Normal hem bu ıska. Normal şartlarda ne denir? E, %50-50'ye atıldı top. Orada bir oyuncu, bir evet. hücum oyuncusu, bir savunma oyuncusu var. Hani evet. cezası aslında çoğalamadı vesaire. Dünya kadar e, destan yazılır altına ama. Kamara bu topu kolay kolay kaçırmaz. <laughs> ama Tiyan buradan e, alıyor. Caner aslında rahatsız ediyor. Caner değil mi o? Caner Osman evet. Paşa. Aslında rahatsız ediyor. Sonra en rahatsız ettiği pozisyonu birden vazgeçiyor. Tiyama ortayı yapma fırsatı veriyor. Kamara tamam. enteresan bir şekilde ceza alanında bir oyuncu var sadece. Gavranoş var. Kamara ama enteresan bir şekilde uzak kalıyor. Yani kombine bir uyuma hali. Evet. Ya yani pek olacak iş değil. Ve son olarak da Tiyam'ın golü. 23 dakikada öne geçti 3-0. Yukatel Kayseri Spor. Bu da süper. Süper bir kere geçirdi Mehmet Yani Fenerbahçe Santifor rotasyonunda şimdi Valencia çok iyi bir oyuncu ama sağlık sorunları yaşayabildiğini biliyor. Fenerbahçe yönetim. Valencia'nın sezonda 50 maç oynamadığını biliyor. Beriş ayını transfer. Serdar Dursun da hemen sezon başı zaten sakatlandı. Avrupa listesine yazamadılar. Evet. Mamet ellerindeydi Fenerbahçe'nin. Aynı zamanda kanat ucunu sonra kullanabiliyorsun. Öyle bir opsiyon. Pereira geldi. Bu Mamet Yam kiralandı değil mi? Kiralık. Kiralık. Enteresan. Mesela Fenerbahçe rotasyonunda Tiyam olsa Kayseri'de 9 gol attı. Bayağı da asist yaptı. Tiyam olsa rotasyonda muhakkak sürü Yani muhakkak sıra... Bazı günler Fenerbahçe'nin elinde sadece Berişe vardı Avrupa'da. Çünkü Valencia sakat. Serdar liste yazılmamış. Otomatik olarak Berişe oynadı. Berişe'nin alternatifi yok. Bu durumda elindeki Tiam'ı gönderdi Pereira. Fenerbahçe'ye verdiği zarar o kadar katman katman incelenmesi lazım ki. Biz sadece buzdağının görünen yüzüne bakıyoruz ama o kadar idefiks, o kadar sadece kendi inandığı doğrulara odaklı ve başka hiçbir şey görmeyen bir teknik performans sergiledik. Şu an Tiam'ı görünce işte Fenerbahçe anımsamıştır yani. Bu Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu. Doğru. Maça dönecek olursak çok erken koptu. Karşılaşma söylediğimiz gibi 23. dakikada Kayseri Spor, Yükatay Kayseri Spor 3-0'ı buldu. Demir Grup Sivas Spor biraz erken başlamış olabilir. Haksızlık etmeyelim elbette kimseye ama devre arasına işin esprisi elbette, işin şakası. Sonrasında da zaten şey olarak da, <laughs> sertlik olarak da, zorlayacak pozisyon olarak da çok gerginlik olan ya da ne bileyim hani hatalar olan bir karşılaşma olmadı. Sakin sakin aktığını söyleyebiliriz. Maçın geri kalan bölümünde şey açısından söylüyorum. E, hakem ve kararlar açısından e, söylüyorum. Bu fikstür böyle bir şey yarattı. Peş peşe 8 günde 3 maç oynandığı için. Bak 8 günde 3 maçtan yara almadan çıkan tek takım Konya. Sadece Konya 3'lü 3 üç yapabilmiş. Ve yenilmeyen Benim, takım sayısı e, da çok az. Çok özür dilerim. E, tiam transfer olmuş. Kayıt. Öyle mi? Bon servisi mi? E, yani. evet, tamam. Yani evet, tutabilirlerdi. Evet sonuçta ben bende kiralık tamam, diye kalmış hakkımda. Tamam her neyse Fenerbahçe Tiamiyis tutamaz söylüyor. mıydı? E, i̇stese tutamaz mıydı sorusu. Yani temelde Olmaz aslında yani. tutabilirdin ama satmışlar. Ya en son Tiam bir gün geri döneceğim falan dememiş miydi? Neyse karıştırmayalım. Bilmiyorum kafamız e, karıştı. Şey. Çok maç <laughs> izledik çünkü. Çok maç sonu seyrettik. E, yanlış bilgi vermeyelim. En son bilgi şimdi e, bu yönde sizinle paylaştığımız gibi. Uğur Bey var mı dün oynanan iki karşılaşmayla alakalı eklemek istediğiniz? Çünkü bir araya gideceğim. Ardından da Anadolu Devrimi Tabii. ile Lütfen. devam edeceğiz. O zaman efendim bir araya gidelim. Ardından tekrar buradayız. Akşam gazetesinden ekranlarınıza Anadolu devrimi başlığı geldi. Trabzonspor 2021-22 sezonunun ilk yarısını 46 puanla açık ara önde tamamlayarak rekor kırdı. Süper Lig'in 3 büyükleri ise son 10 yılda 3. kez ilk yarıda ilk 3'ün dışında kaldı demiş gazete ve puan durumunu paylaşmış. İlk yarının lideri Trabzonspor Fenerbahçe'ye 14 Beşiktaş'a 18 Galatasaray'a 19 puan fark atmış durumda ilk yarı itibariyle. Hakikaten ee, araya gitmeden önce de konuştuğumuz üzere Evet. Şimdi öncelikle Trabzonspor ve çok fazla rekor haberi okuyoruz her Oyna. gün. Sebebi 38 maçlık sezon oynuyor olmamız. Yani Trabzonspor'un başarısı ile ilgili değil bu değerlendirme. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama Konya rekor kırıyor değil mi? Trabzon rekor kırıyor. O rekor, bu rekor. Her gün rekor haberi okuyoruz. Ama bu lig çok uzun zamandır yani 80'lerin sonundan itibaren 30 sene kadar 34 maç oynandı. Hatta ondan önce 30 maçtı. 30 maç sonra 34 maç. Şimdi 2 sezondur. Bu şekilde oynanıyor. Evet. Maç sayısı fazla. Geçtiğimiz sezon 40 maç, bu sezon 38 maç. Dolayısıyla birçok rekorun yenilenmesi de biraz maç sayısının fazlalığından. Onun da etkisi var. Onun altını evet. çizmek lazım. Onun da etkisi var. Dün de sanırım ilk yarı rekoru haberi okuduk. İşte bu zaten okuduğumuz şey. Trabzonspor'un tamam. en çok puan toplayan takım. Rekordların biraz ya, bir boyutu bu. Yani onun altını çizmek lazım. Bir matematiksel orada detay var. Mesela ben Luchescu'lu Beşiktaş'ın 17 maçlık ilk yarıyı 13 galibiyet 4 beraberlikten mi bitirdi Tolga? Ya da 14 galibiyet 3 beraberlikti olabilir. İkisinden biri. Öyle bitirdiğini hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorum. Puan ortalaması olarak Luchescu'nun Beşiktaş'ı muhtemelen daha şeydi. Daha yüksekti diye hatırlıyorum. İkincisi. İki tabi. 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'nin var 45 puan. Trabzonspor 46 yaptı. 17 maçta ama değil mi? 17 maçta. 17 maçta 45 puan düşünsene. Sadece 6 puan kaybetmiş yani. Koca devrede. Doğru. Trabzonspor kaç puan kaybetmiş oluyor? 11. Trabzon 11 puan kaybetmiş. O Fenerbahçe 6 puan kaybetmiş. Sanırım Beşiktaş'a 8 kaybetmiş. 5 taşı. Kayıp puanlara ve maç başı ortalamaya bakarsan onların performansı varsa daha iyi performans. Onu bir cebe koyalım. Ama sadece bu rekor için demiyorum sürekli rekor haberi okuyoruz bu ara. Biraz da sebebi şu maç sayısının artmış olması. Onu da altını çizmek lazım. Buyurun. İkinci konu ilk yarı performansları hani son 4 sezonda 3 kez Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ilk 3'ün dışında kalmış ya bu sezonki ilk yarı performanslarında bence Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray'ı bu Avrupa kupaları takvimi çok iyi. Her iyiydi. zaman etkiliyor ama bu sezon bir ekstra etkiledi. Özellikle şu 50 ortasından Ekim başına kadar olan süreçte bir de orada ekstra ekstralik haftası oynandı evet. hafta içinde. Y 22 günde bir 7 maç oynandı. Ee, 5 tanelik 2 tane Avrupa. O süreçte Beşiktaş'ın 13 sakatının olduğu dönem falan o dönem. O süreçte Aynen Fenerbahçe öyle. Beşiktaş Galatasaray çok dayak yedi. Ve o dayağı yedikten sonra da biraz toparlanmakta güçlük çekti. Evet farkındayım performanslar çok kötü. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ın ikisi tek tek dur değiştirdi zaten. Bunların farkındayım. Ama bir taraftan da şu ekstra fiksürün hafta içi fiksürün oraya konması iki tane Avrupa maçının ortasına konmuş olması Beşiktaş-Fenerbahçe-Galatasaray'ın çok fazla sağlık sorunu, çok fazla form sorunu yaşaması ve geride kalmasında da bence rol oynadı. Meselenin bir boyutunda bu olduğunu düşünüyorum. Meselenin üçüncü boyutu ya bu Türkiye Ligi yıllardır ocak transfer şampiyonu. Yıllardır yani. Neredeyse kış transfer dönemi Yaz transfer dönemi gibi geçiyor. Bir de bizde böyle bir ezber var. Yani yaz transferini yapıyorlar, sonra diyorlar ki eksik kalanları da Ocak'ta tamamlarız. Halbuki Ocak transfer dönemi normalde bir transfer dönemi değildir. Ocak transfer dönemi zorunlu hallerde kullanılmalıdır. Ara transfer dönemi. Ara transfer ve zorunlu hallerde Premier Lig'de 20 takım oynuyor. Abartmıyorum, en az 10'u, belki 12'si Ocak transferine pas geçer. Sen planını yapmışsındır, organizasyonunu yapmışsındır, sakatlık olmuştur öngörülemeyen uzun sürecek bir başka problem olmuştur. Üst üste cezalar, sakatlıklar oraya takviye o zaman yaparsın. Yapmalı. Yoksa mecburiyet değil yani. Ama biz bayağı yaz transfer dönemi gibi yaklaşıyoruz kış transfer ee, evet. dönemine. Her transfer dönemine eşit yaklaşıyoruz. Evet biz. bayağı orada bir reorganizasyon oluyor. Biraz onun da sanki mental olarak bir darbe vurduğunu düşünüyorum. Üç büyüklerin ilk yarı performansı. Herkes devre arası transferini beklemeye başlıyor bir süre sonra. Takviye olacak. İşte ocağı işaret ediyor filan. Falan. Oynayamıyorlarsa değiştireceğiz falan. Bu fasit daire sezon başındaki planlama mı tam değildi? Ya da ya şimdi imkanlar böyle devre arasında yapacağız bazı şeyleri mi diye düşünülüyor. Hangisi öncelikle hangisi ağır basıyor bilmiyorum. Yumurta mı tavuktan tavuk Bence mı, yaz planlamasında geç kalıyorlar. Bak Trabzonspor, Bruno Perez'leri... Ekonomik şartlar da etkili elbette ama... Ama bir dakika Trabzonspor'un ekonomisi de diğerlerinin çok farklı değil ki. Trabzonspor, Bruno Perez'leri, yolları işte... Dens da, Densfield sonradan geldi ama şimdi Trabzon transferini düşünelim. Cornelius e, Hamşik çok erken yaptılar. Avrupa şampiyonu sonu da Hamşik. E, devre arasındaki transferlerini de çok erken yaptılar. Erken Trabzonspor evet. erken yaptı planlamasını. Erken bitirdi ve bunun da ödülünü aldı. Beşiktaş ne yaptı? 35 gün Sergen Yalçın'la kontrat süreci oldu. Evet, Hiçbir şey yapmadı. Kiralıklar bile ne olacakları belli değildi kaderleri. Sergen işte kontrat yapıldı. Süratli bir şekilde transferleri hallettiler. Halletsenize. Niye bekliyor? Galatasaray ne yaptı? Başkanlık seçimini bekledi. Doğru. Galatasaray'ın Avrupa Kupalarında PSV maçı var. PSV maçına 10 gün falan kala, 10-12 gün kala antrenman yapmaya başladı. Der ki transfer hak getire. Sadece Aytaş da Alpasan'ı halletmişlerdi ki ikisinden de katkı alamadı. Doğru. Yaspin anlamasında hata. Yaz planlamaları hatalıydı. E, Fenerbahçe'de de işte İDFX bir tek direktör geldi. Bir anda bütün kurulu düzeni mahvetti. Ve bambaşka kendi oyuncağına çevirdi düzeni. Fenerbahçe'de onun e, kaybını yaşadı. Dolayısıyla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın yaz planlaması üçünde hatalı. Aynı sayfada bir de hoca kıyımı başlığı var. Değerli izleyenler. Akşam gazetesinden bir daha rica edebilir miyiz sevgili Reci? Adana Demirspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Antalyaspor, Beşiktaş, Kasımpaşa, Kayserispor, Göztepe, Karagümrük ve Fenerbahçe kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 takım ilk yarıda teknik direktör değişikliği yapmış ki Kasımpaşa Şenol Hoca'nın da gerçi Şenol Hoca hiç maça çıkmış mı? Bir maça çıktı bir Bir maça değil çıktı mi? galiba. İlk maça çıktı. Sonra Cihat Aslan geldi. Yani 8 takım yapmamış sadece yapmayanlar da daha az. Oldu. Antrenör değişti yapmayanlar daha az. Kayseri ilk, ilk, hafta Yalçın Koçuk Kavak'la başladı. ikinci hafta en üst sezonun başında Hikmet Karaman geldi. ikinci haftada takımın başında çıktı. Yani bunun çözümünü binlerce defa dile getirdik. Yani kısaca dile getirelim. Nasıl bir tek direktöre sezonda iki profesyonel kontrat sınırı getiriyorsanız, üçüncü takımda çalışamıyorsa kulüplere de iki teknik sorumlu sınırı getirmeniz lazım. İkinci teknik sorumlu yollar ayrılıyorsa bir şekilde o zaman altyapı hocası ile devam edecek. Elindeki mevcut hoca ile devam edecek. Yani üçüncü bir dışarıdan teknik sorumlu alamayacak. O zaman bu kadar tribülans olmaz. İkinci hafta hemen hoca gönderemezler. Son derece makul bir öneri olduğunu söyleyelim. Bu planlama yapma konusunda da aslında belki planlama yapmakta zorlanan takımları biraz daha teşvik edebilir. Tabii. Doğru planlama yapma anlamında böyle bir kısıt getirirseniz eğer. Daha dikkatli olurlar, Güzel daha hassas olurlar. Güzel Teşvik olabilir yani. Teknik adamlar daha rahat olur. Her maça berabere kalayım böylece kovulmam kafasına çıkmazlar. Çünkü Türkiye'de berabere kaldığın zaman kovulmuyorsun. Zincirleme olarak domino etkisi yaratacak bir öneri. Boşta olan teknik adamların görev beklemesinden tutun da çalışma evet. sistemine modellemesine kadar birçok konuyu etkileyecektir bu yaklaşım. Şimdi değerli izleyenler ve Uğur Bey geçiyorum. Posta gazetesine hem konuyu hem gazeteyi hem de takımı değiştiriyoruz. Ee, öncelikle Posta gazetesinden size okuyacağımız başlık. Yargıtay onadı 3 Temmuz bitti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi aralarında Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'la yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'nun da bulunduğu 23 sanık hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda sözde şike davasında ayrı ayrı verdiği berat kararını inceledi. Yargıtay yerel mahkemenin kararını doğru bulup onadı. Fenerbahçe kulübünden şanlı tarihimize ve alın terimize süremezler, süremediler, süremeyecekler hiçbir leke başlıklı bir yazı yayınlandı demiş gazete. Daha sonra başkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Fenerbahçe TV'den açıklamalar yaptı. Hukuksuzluğa karşı özür dilerim. Hukuksuzluğa karşı hukuk galip geldi diyen Cumhurbaşkanı Ali Koç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreç boyunca kendilerine büyük destek verdiğini söyledi diyor gazete. Hemen sol tarafındaysa şey transfer dönemi, ara transfer dönemi 12 Ocak'ta başlıyor değil mi? 12 Ocak, 8 Şubat arası. O noktaya yani ara transfere göndermede bulunuyor gazete. Golcü gelecek, dertler bitecek. Ligin ilk yarısında en yüksek gol beklentisi yaratan, rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan takım Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertiler ara transferde yıldız bir golcü alıp şampiyonluk yarışına dahil olmak istiyor. Şimdi yukarıda Muriç'in fotoğrafı var. Yıldız golcü derken onu mu kastediyor acaba? Şuradan bakayım. Vedat Muriç bu sezon Lazio'da 11 Lig 3'te Avrupa Ligi maçında görev aldı. Toplam 325 dakika sahada kalan 25 27 yaşındaki Kosovalı futbolcu skora etki edemedi. Yani siftahı yok demiş gazete. Ama Fenerbahçe Vedat Muriç'e ve Vedat Muric ile birlikte Bupenza'ya. Geçen sene Hatay'dan bildiğimiz Aaron Bupenza'ya yoğunlaştı. Hatay formasıyla gol krallığı yaşadıktan sonra Katar temsilcisi Al Arabi'ye 3 yıllık imza atan Gabonlu Yıldız Aron Bupenza Katar'da umduğunu bulamadı. Ayrılmak isteyen Bupenza'nın Fenerbahçe ile el sıkıştığı öğrenildi. Yani iki opsiyon varmış gazetenin haberine göre. Fenerbahçe'nin devre arasında golcü olarak yoğunlaştığı birisi eski futbolcusu Vedat Muriç. Bir diğeri de Hatay Spor'la gol krallığı yaşayan Aron Bupenza. Tabii Muriç öyle bir takıma gitti ki forma rekabetinin hani e, hiç kolay olmayacağı Immobile'yi şu anda dünyada zaten kesebilecek oyuncu sayısı kaç ki Vedat Muriç kessin. Bunu göze alarak dakikaları paylaşma modüle gitti ama bulduğu dakikaları da çok verimli kullanamadı gerçekten. Çünkü Serie A'da 11 maçta az da olsa yani 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika da olsa ona şans vermiş Sarri. Avrupa Ligi'nde de 3 maç ama e, netice olarak bu için golü yok. Bir tane asisti var. Herhalde Lazio'da gelecek planlamasında artık çok fazla Muruç'a e yer vermiyor ki sık sık transferde adı geçiyor anladığım kadarıyla. Kime gelirse birçok takım için adı geçiyor. Kime gelirse Süper Lig'in ayarlarını etkileyebilecek düzeyde bir santrfor. Geçen sezon etkilemişti. Önceki sezon etkilemişti. Pekala bu sezonda etkileyebilir. Fenerbahçe'nin elindeki golcüler ile Vedat Muruç'u karşılaştıracak olursak eğer nasıl bir profil projeksiyon ortaya koyarsınız? Şimdi Valencia ve Serdar arasında şöyle bir fark oluştu son dönemde. Özellikle Zeki Murat Göl'e geldikten sonra Fenerbahçe daha seri pas, daha fazla örerek, daha fazla üçüncü bölge topu dolaştırarak oynuyor. Serdar olduğunda o paslaşmanın sonu ceza alanında kenar artısı olarak bitiyor ve genelde verim alamıyorlar. Ama Valencia olduğunda Valencia o pas trafiğine katılıyor. İyi bir Valencia şu an sakatlıktan çıktığı için iyi durumda değil. İyi bir Valencia o pas trafiğini geçen sezonun sonunda olduğu gibi Belozol döneminde olduğu gibi dikkat et, çok vites arttırmıştı Valencia Belezoğlu döneminde. Bir anda sesleri sıçramıştı. Geçen sezon Belezoğlu döneminde olduğu gibi sonuca dönüşebilir. Ama Valencia'nın da bir sağlık istikrarsızlığı da olabiliyor. Sakatlıktan da %100'e dönemedi. Muriç Valencia'nın yaptıklarına benzer işleri yapabilecek türde bir oyuncu. Evet boyu çok uzun ama boyu uzun olmasına rağmen ayaklarına da hakim. Pas trafiğine de katılabilen. Evet kafayla çok iyi iş yapıyor ama yerden de iş yapabilen. Süper yerde de iş yapmış bir oyuncu. Dolayısıyla tabii ki yani Buruç Fenerbahçe e, imza atarsa o oyunun üretime dönüşmesinde çok büyük katkısı olur. Bir sonraki sayfamız Milliyet gazetesinden geliyor. Mustafa artık Galatasaraylı demiş gazete. Cimbom Mısırlı futbolcunun opsiyonunu kullandı. Bon servisini aldı 1 Temmuz 2022'ye kadar. 4 milyon doları Zamalek takımına ödeyecek olan Aslan oyuncuya da gelecek 3 sezon için toplamda 3 milyon 100 bin dolar verecek diyor kulübün açıklamasında. Şuradan okuyayım bir saniye. Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonu sözleşmede öngörülen bildirimin Zamalek Sporting kulübüne yapılmasıyla kullanılmıştır. Bu doğrultuda anılan sözleşme gereğince şirketimiz tarafından Zamalek kulübüne 1 Temmuz 2022 tarihinde 4 milyon dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir. Kulübün açıklamasında futbolcuyla da 3 yıllık sözleşme uzatıldığı ifade edildi. Bu yıl 725 bin dolar alan oyuncunun parasının gelecek sezon 900 bin dolar olacağı ardındaki 2 yılda ise 1 ve 1.2 milyon dolar olacağı bildirildi. Galatasaray televizyonuna konuşan Mustafa Muhammed imza attığım için mutluyum. İnşallah uzun yıllar bu kulübe hizmet edeceğim. Taraftarımıza güce, güzel şeyler sunmak istiyoruz. Şampiyonluklar yaşatmak istiyoruz. Söz veriyorum elimden ne geliyorsa en iyisini vereceğim dedi. Sağ tarafta Bilmiyorum sizi şaşırttı mı? Ya da oyuncuları? Evet. Şaşırttı mı bilmiyorum ama Anholt'un bileti kesildi. Başlığı var Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Patrick Fanholt oyuncunun üzeri çizildi. Teknik direktör Fatih Terim beklentilere yanıt veremeyen 31 yaşındaki futbolcunun yerine devre arasında bir sol bek alınmasını istedi. Yaz döneminde Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'ın bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Arnhold'la 3 yıllık kontrat yapılmıştı. Sarı kırmızılı formu altında sergilediği performansla sınıfı geçemeyen tecrübeli oyuncunun yüksek maliyeti de dikkate alınarak gönderilmesine karar verildi. Fatih Terim'in hem daha genç hem de daha ofansif ve defansif yönü daha iyi oyunun iki yönü de oynayabilen herhalde demek istiyor. Bir isim istediği scout ekibine de bu yönde talimat verildiği belirtildi. Şimdi tamam gönderilecek de nasıl gönderilecek? Kontrat Kontratı var evet. Hiç kolay değildi. Yani oyuncuda Mustafa başlayalım. Galatasaray'ın zaten Mustafa Muhammed'i kaybetme lüksü kısa vadede de yok. Uzun vadede de yok. Cagney'in bir kırığı var. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ne kadar sürede dönecek onunla ilgili çeşitli tevatür var. Bir ay mı üç ay mı bilmiyorum. Ama Cagney'in şu anda bir sağlık sorunu olduğu ortada. Eldeki santrforlar, klasik santrforlar Muhammed ve Halil ve dahası Galatasaray son maçı 4-4-2 oynadı. Ve ben daha fazla 4-4-2 oynayacaklarını düşünüyorum ikinci yarıda. Çünkü Galatasaray'ın çıkış yollarından biri bence 4-4-2. Ön tarafı daha fazla kalabalıklaşma ve verimliği artırma. Bu anlamda zaten kısa vadede Mustafa Muhammed'i kaybetme yok. Kaybedersen santrfor alman lazım. Birincisi bu. Orta ve uzun vadeye bakarsak da 24 yaşında Mısır milli oyuncu. Bence şu ana kadar Galatasaray'da verdiği performanslar iyiydi. Zaten çok iyi başlamıştı. Sonra bir düşüş yaşadı ama son maç baktık ki eski fiziksel değerlerinin fiziksel seviyesine kavuşma yolunda neredeyse bütün hava toplarını aldı. Çok istekli, çok arzuluydu. Gol atamadı belki ama gol attığı zaman da seri bir şekilde peş peşe atıyor. Mustafa Muhammed'de de öyle bir özellik var. Atamayınca peş peşe atamıyor uzun süre. Atınca da peş peşe atmaya başlıyor. Biraz duygu durumu ile ilgili herhalde desteğe ihtiyacı var Mustafa Muhammed'in. Ailesini getirmişlerdi İstanbul'a. O iyi bir hareket olmuş olabilir. Daha fazla konuşmak, daha fazla video izlemek lazım belki Mustafa Muhammed'le ama bana 4 milyon dolar bon servisle e, alınabilecek düzeyde iyi bir fırsat transferi gibi gözüktü. Şu anda görünen, şu ana kadarki eldeki verilerle benim hissettiğim o. Galatasaray'ın diğer iki ihtiyacı olan bölgede bir tanesi bek, bir tanesi orta saha bence de. Fananolt kalsa da gitse de boyu da sakatlık yaşadığı için Galatasaray zaten ilk yereden ne sağ bekten ne sol bekten umduğunu bulamadı. Doğru. Saşa boyu çok iyiydi. Ama Marsilya maçında sakatlanınca Yedlin e, onun muadili değil. Oğulcan'ı oynatmaya başladı. Çok istekli, çok yürekli. Bence iç saha maçlarında pekala Oğulcan'ı bek olarak kullanmaya devam edebilirsin. Ama doğaldır ki onda defansif sorunları var. Boyu ne zaman dönecek, ne seviye dönecek antrenmanlara başlamıştı bireysel antrenmanlara. Ona bakmak lazım. E, sol bekte ne Fan ne Ömer bir büyük takımı tatmin edecek performans göstermedi. Fan benim için büyük hayal kırıktı. Çünkü be, benim yüksek beklentilerim vardı. Euro 2020'de Hollanda milli takımının direkt sol bekiydi. Hatta üçlü oynadıklarını düşünürsen sol kanat bekte diyebilirsin. Defansif ofansif iyi performanslar göstermişti De Boer'in yönetiminde. E Crystal Palace'da da 3 sezondur maçların %60'ından 70'inden fazlasında Premier League'de oynuyordu. Şimdi böyle bir oyuncu geldiği zaman bu verilerle normalde daha fazla beklentin olur. Ama bir ciddiyet sorunu var. Bence Fanan olduğu sorunu ciddiyet ve bir türlü düzelmedi. O bahsettiğiniz basit Beşiktaş için konuştuk ya. Lerin ve Batshuayi'nin basit top kayıpları. Fananold da sezon başından beri onu konuşuyoruz zaten. Bence de. Çıkarken basit kaptırılan Basit top, top toplar, kayıpları kulübü oyuncusu yani. Bağlıya patladı zaman zaman Galatasaray. Belki bir gün böyle bir 11 yapmak lazım. Basit top kayıpları 11'i. Soldaki <laughs> Fananolt, sol açılır Lerin, santrfor Batshuayi. Basit top kaybı 11'i. Bir sonraki doğal oraya takviye doğal. Bir sonraki sayfamız Foto Maç gazetesinden Kupa Bey'i sahnede demiş gazete Galatasaray 5. tur maçında bugün Denizli Sporu konuk edecek saat 21'deki maçı A Spor yayınlayacak diyor. nef tadında oynanacak müsabaka saat 21'de başlayacak statü gereği tur Tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna yükselecek. Kupaya 3. turda başlayan Denizli Spor Polimer ile Yıldız Spor ve Ağrı 1970 Sporu eleyerek 5. tura çıkmıştı demiş. Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım 18 şampiyonluk ile Galatasaray diyor. Galatasaray'ın 11'ini kalede İsmail, Oğulcan, Alpaslan, Nelson ve Patrik Fananot savunmada Aytaç Kerem, Emre Morutsan, Babel ve Mustafa Muhammed diye tahmin etmiş. Gazete. Türkiye Kupası'nda tek maçlı eliminasyon düzeni mutluluk verici. Çünkü biliyorsunuz birkaç yıl grup mekaniği vardı. Hem takibi imkansızdı, hem orta sınıf takımlarının şansını çok azaltıyordu gruptan çıkmak. Hem bence eğlenceyi düşürüyordu. Tekrar tek maç eliminasyon düzenine dönülmesi mutluluk verici. Bu sevindirici Türk futbolu açısından. Takvim Belki de şöyle, biraz zorladı bunu tabi de takvimde Takvim zorladı, de zorladı. ama dediğiniz gibi bir şey değiştirmiyor. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Daha evet. makul, daha heyecanlı. Belki kupa'da daha grup mekaniği oldu. pek olmuyor yani. Yerel kupada grup mekaniği zaten dünyada eşi benzeri çok az. Yok denecek kadar az. Tek başlı eliminasyonda yalnız şöyle bir acı tat kalıyor aklıma efendim. Şu e, seri başlarının ev sahibi olması. Yani şimdi bu kupalar niye oynanır? 150 yıl önce İngiltere Federasyon Kupası ile başlayarak bu yerel kupalar niye oynanır? Maksat şudur. Bir lise öğrencisi, Ağrı'daki bir lise öğrencisi, Bayburt'taki bir orta saha öğrencisi, ortaokul öğrencisi, Sinop'taki bir ilkokul öğrencisi bir gün ile Galatasaray'la Fenerbahçe'yle Beşiktaş'ta oynayabileceği hayalini kurarak futbola başlar veya antrenmana gider. Ve onlarla kesişmenin en kolay yolu kupadır. Hepsi çünkü süperstar futbolcu olmayacak. Ama Şile Yıldız Spor forması giyen bir futbolcu. Az önce andığınız evet. için söylüyorum. Ağrı Spor forması giyen bir futbolcu da bir gün Türkiye Kupası'nda Galatasarayla Fenerbahçe'de, Beşiktaş'la şişebileceğini, Ülker standına, Nef standına, Vodafone Park'a çıkabileceği Çok hayalini bu. kurar. Bu hayalleri kurmaya ve onları yenmeye devam edebilmeleri için kupada biraz onların lehine kurmak lazım statü. Yani hep büyüklerin lehine. Yani sürprize sürekli kapatmaya çalışıyoruz kupayı. Halbuki kupayı biraz sürprize açmak lazım. Mümkün kılmak lazım. Biraz o beni üzüyor. Bunu da zaten Denizli ikinci küme takımı. Zaten kurada Büyükler birbirleriyle eşleşmedi. Süperlik takımlarının hemen hemen hepsi ikinci ilk takımlarla eşleşti. Zaten onu da yaptın. Onları da oradan kurtardın, korudun. Bari ev sahibi avantajları olsaydı diyor insan ister istemez. Bunu da bir not olarak düşelim ve son başlığımız müthiş kapanış maçı olarak geliyor ekranlarınıza Fanatik Gazetesi'nden. Ligin ilk devresini rakiplerine tarihi farklar atarak 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor 2021'in son resmi maçına bugün Türkiye Kupası'nda çıkacak. Bordo Mavililer 1. Lig ekibi Bolu saat 18.30'da Akyazı Stad'ında konuk edecek. Gözler Koyuta'da. Sakatlık sorununu aştıktan sonra ligde 5 maçtır süre bulan Fodekoyta bu kez 11'de başlayacak. 6 ay deplasmanında yaptığı asistle alkış alan, Başakşehir mücadelesinde de beklentileri karşılayan tecrübeli forvet Bolu Spor maçında gollerine başlamak istiyor. Abdullah Havcı'nın yoğun fikstürde sürekli oynattığı isimleri dinlendirip Bugün yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların son durumunu da bu maçta görecek olan Avcı. Aynı zamanda Ocak ayında takımdan ayrılacak isimleri de ayrılması muhtemel isimleri de netleştirmiş olacak. Peki nasıl bir 11 ile sahaya çıkması bekleniyor? Kalede Erçe, Serkan Hüseyin, Ahmetcan ve Densvil. Ahmetcan daha önce şey bulur muydu bu sakatlıklardan dolayı? Savunmanın göbeğindeki sakatlıklardan dolayı. Daha önce çünkü hoca şans vermiş ve iyi bir performans ortaya koymuştu. Bu akşam yine muhtemelen, kuvvetle muhtemel sahada olacak Ahmetcan. Onun dışında e, Denswil zaten söylemiştik. Berat, Siopis, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Yunus ve Koyita 11 ile sahada olması bekleniyor. Trabzonspor'un Boluspor Spor Mücadelesi'nde. Ya Türkiye Kupası çok evet. önemli bir organizasyon bana sorarsan. 2015'te Hamza Hamzoğlu Galatasaray'la şampiyonlar giderken Yasin Öztekin ve Emre Çolak çok büyük katkı yapmışlardı ve o sezonu dikkatli izleyen hatırlayacaklar. Yasin'le Emre'yi Galatasaray Türkiye Kupası'ndan kazandı. Yasin'le Emre Galatasaray'ın 11 oyuncusu değildi. Türkiye Kupası performanslarıyla lig takımına girdiler. Lig takımına girdikten sonra da özellikle Yasin Öztekin müthiş bir katkı yaptı o şampiyonlukta. Hayatının sezonunu oynadı Galatasaray'la ve Galatasaray o kadro genişlemesiyle şampiyonluğa gitti. Her takımın şu anda her büyük takımın Türkiye Kupası'na ihtiyacı var. Trabzonspor'da mesela Abdülkadir Parmak bir türlü dakika almıyor. Abdülkadir Parmağı görmek istiyordur Abdullah Avcı. Yunus Mallı çok önemli bir kariyeri var. Dakika alamıyor. Uzun zamandır düşüşte. Yunus Mallı'yı görmek istiyordur. Altın çiziniz gibi Ahmet Can'ı görmek istiyordur. Serkan Hasan'ın son durumunu belki sol bekte İsmail de kullanabilir. Görmek istiyordur. Ve bu oyuncuların da oynamaya ihtiyacı var. Oynamayan oyuncu durur. Evet. Ama oynayan oyuncu biraz da hayatta kalır. O açıdan Türkiye Kupası maçları önemli. Hem Galatasaray Trabzon'un maçları, rakipleri birincilikte alt sıralardaki takımlar. Yani pekala rotasyonlu kadrolar kullanabilecekleri maçlar. Ahmetcan özelinde özelinde bunu çok konuştuk. Ahmetcan'a da burada çok konuştuk. Serdar Saatçi'yi de yine genç eriki takımında. Gelecek vadeden iki stoper adayı, gelecek vadeden iki stoperi <laughs> genç kardeşlerimiz. Onlar hakkında çok konuştuk. Dün Önder Hoca'ya Gürler sordu. Hani Serdar Hı. saatçi tercihi. Biz dedi de Önder Hoca'da elbette Serdar sağdaki yerini bulacak ama onu en hazırlıklı haliyle en doğru zamanda sağda kullanmayı planlıyoruz. Tahmin ediyorum Abdullah Avcı da Ahmet Çener için aynı şeyi düşünüyor olabilir. Genç oyuncular konusunda onları da anlıyorum. Bir hata yaparlar, çok eleştiri alacaklar çünkü kolay bir iş değil. Taraftar gümbür gümbür bağıracak, bütün yük onda fatura onlara kesilecek e, vesaire. Kaybetmek doğru mudur sizce bu yaklaşım? Yani Şimdi şunu çok iyi görüyoruz ki bu stresle hata yapacak herkes hata yapıyor. İnsan hata yapar, futbolcu da hata yapıyor. Hakem de hata yapıyor, teknik direktör de hata yapıyor. Herkes hepimiz hata yapıyoruz. Hata yapar bazen bu gola bazen de mağlubiyete sebebiyet verir. Olur bunlar hayatta var. Bunu idare edebilmeyi öğrenmesi de gerekmez mi? Gerekir. Çünkü bu oyuncular büyük takımlarda oynuyor. Şüphesiz. İkisi de 2003'lü neyse ki. Daha 18 yaşındalar. Bir de stoper bölgesi Hataya birazdan daha ya. Son adam. Yani orta saha oyuncusu olsa, forvet oyuncusu olsa hata Hat yapsın. Hataya diyeceğim diyorsun. Hata yapsın ama stoper olunca biraz daha tedirgin edebiliyor herhalde tek direktörleri. İkisi de U19 milli takımın oyuncusu. O bir şans. Milli forma giyiyor olmaları. Ahmet Can'ın da Serdar Saatçı'nın da. Umarız ligin ikinci yarısı daha fazla forma şansı bulurlar. Yani ben size aslında temelde katılıyorum. İkisini ben de beğeniyorum. Ben de beğeniyorum ama hani hocaların penceresinden bakınca Acaba bölgede stoper olduğu için mi biraz tedirgin oluyorlar? Daha e, yarın öbür gün daha geniş konuşuruz. Özellikle Tabii. iki oyuncunun gelişme, hangi alanlarda gelişme kat etmesi konusunda Tugay ile de Tugay Kerimoğlu'yla da konuştuk. Hocama da buradan sevgiler selamlar. Onun da tespitlerini paylaşırız diyelim ve bitirelim. Uğur Bey çok teşekkürler. teşekkürler. Bugünlük süremizin sonuna geldik. Efendim yarın tekrar aynı saatte yeniden birlikte olana dek. Hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.